Bilge kişi halkını geniş bir meydanda toplar. Gerçekleri hepsinin huzurunda dile getirir. Halkla arasında nefis bir diyalog kurulur. Halktan biri öne çıkarak bize sevgiden söz eder. Bilge anlatır, anlatır, anlatır. Bir diğeri bize aşktan, evlilikten söz eder. Anlatır. Bunu bilim hakkında ne dersin diyen biri izler. Anlatır. Çocuklardan bahset derler, anlatır. Eğitimden bahset derler, anlatır. Evrenden bahset derler, anlatır. Alın terinden, emekten ve adaletten bahset derler, anlatır. Ve daha günlük hayatın sorunlarından söz etmesi istenir. Bilge hepsi hakkında hikmetli sözler söyler. Anlatır, anlatır, anlatır. Konuşmasının sonuna doğru birisi bana dinden bahset deyince Bilge şöyle bir cevap verir. Bahsettim ya, dinlemedin mi? Oğlum şunu aç gel, sen tok yatıyorsun. Biri yerken öbürü bakıyor ve hiç kılın kıpırdamıyor. Sen Allah'a inan. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Bunlar Kur'an'ın temeli. İşsizlik %300 artmış. Neden? İslam'dan mezhep diye bir şey yok, tarikat diye bir şey yok. Nereden geliyor bu değirmenimiz? Emaneti ehline verin. Ben ihtiyacı neye göre bileceğim? İnsanların dini kullanarak diğer insanları yönetmeye kalkmaz. Buna ne kadarını vermem gerekiyor? Cami ve cemevi bir midir? Bana dinden bahset başladı ama 25 dakika gecikmeyle. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Ramazan geceleri başlayınca böyle oluyor. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Ramazan'da çok hızlı yaşıyoruz. Adeta gece hayatı yaşıyoruz Ramazan ayında. Sabah 5'lere kadar, 6'lara kadar ayaktayız. Gündüz oradan oraya koşturuyoruz. Bugün 3 yere gittim. 3. yerden buraya koşa koşa geldik. Bu nedenle 25 dakika geç kaldık. Özür dileyerek başlıyorum. Bugün Ankebût suresindeyiz. Bu sureyi bugün bitireceğiz. Gelecek hafta sure işlemeyeceğiz. Sezon arası vereceğimiz için gelecek haftaki programımız genel bir değerlendirme şeklinde geçecek. Ve stüdyomuz biraz daha kalabalık olacak. Yani televizyoncuların tabiriyle sezon finali yapacağız. 2,5 ay ara vereceğiz. Eylül ortalarına doğru tekrar başlayacağız. Ama bir hafta sonra. Şimdi bugün Ankebût suresindeyiz. Ankebût suresinin son bölümünü okuyacağım sizlere. Burada duracağımız konular: yeryüzü denince aklımıza ne geliyor? Yeryüzüm geniştir diye bir tabir geçiyor. Bunun üzerinde duracağız. Tabiatta acaba biriktiren tek canlı neden insanoğlu? Bunun üzerine hiç düşündünüz mü? Hayvanların rızkının nasıl verildiğinden bahsediyor. Dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bu ne demektir? Boşuna mı yaşıyoruz bu dünyada? Oyun ve eğlence, dünyayı biraz aşağılama ve önemsiz görme olmuyor mu? Bu soruların cevabını arayacağız. Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun. Bu atasöz hangi ulusa ait? Böyle bir atasöz var ama bu atasözün anlamını ve içeriğini ifade eden ayet dinleyeceksiniz. Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun. Evet, programımız başlıyor. Ankebût suresi üzerinde duracağız. Ramazan'ın 21. gününü bitirdik. Ramazan sonuna doğru hızla yaklaşıyoruz. Ama önce bu konularla ilgili olarak vatandaşlarımız ne söylüyor, onları bir dinleyelim. Yeryüzü denince neler aklınıza geliyor? İnsanlar geliyor, hayvanlar geliyor, yaşam geliyor. Bu kadar, başka bir şey gelmiyor. Tabiatta biriktiren tek canlı neden insanoğludur? Çünkü doyumsuz olduğu için. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir ifadesiyle ne denmek isteniyor olabilir?
Yani hayatın güzel olması, insanların hayata güzel bakması. En tabii normal düşünce hakkıdır. Ben buna katılıyorum. En doğrusu da budur zaten. Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun. Japon atasözünde ne mesaj veriliyor? Vallahi bu konu biraz derin. Aslına bakarsanız insanlara dokunuyor. Bence vefasızlığı, unutan insanları, değer bilmeyen insanları anlatıyor. Bence. Benim kanımca böyle. Evet, stüdyodayız. Bana Dinden Bahset programındasınız sevgili seyirciler. KRT televizyonundasınız. Kültür Radyo Televizyonu. Bana Dinden Bahset programı. Evet, stüdyoya dönüyoruz. Stüdyodaki arkadaşlara da hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sanatçı masamızda veya köşemizde, köşe diyelim artık oraya, kırmızı köşe, özel sanat köşesi oluyor. Macit Husrevi var. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Teşekkür. Evet, şöyle biraz mikrofona yaklaşırsan. Teşekkür ederim. Evet, kısaca tanıyalım. Ben Macit Husrevi, İranlı Macit. Sanatçıyım. Tahran'da konservatuvarda müzik dersi okumuşum. Violonselle tar, İran tarını çalmışım daha, ama çocukluktan 10 yaşlıktan İran tamburu çalmışım. İran tamburu Kürtçe bir tamburdu. Bir alet, müzik aletiydi ki ilahi biz müzik söylüyoruz zaten İran'da. Ya maqam müziği söylüyoruz. Ki bizim yolumuzda, yani biz bir Eleviler gibi bir yol vardı ki Yaristan'ı isminden, ya Ehl-i Hak söylüyoruz. Ehl-i Hak isminden tambur bir mukaddes bir, yani çok sevmeli bir müzik aletidir. Bağlama gibi bir. Mağamlarda tambur üstündedir. Biz o yeri ki yığışırız sadece söylüyoruz. Cemevinden çepdes tuturak zikrediriz ama imamlardan, emirlerden, peygamberlerden bir zikler vardı ki eski bir zikri, onları biz söylüyoruz zaten. Evet. Zaman. Hoş Ahmet'i. Sağ ol, teşekkür. Teşekkür mükemmel. Evet, hoş geldin, teşekkür ediyoruz kendisine. Farsça hoş bir dildir. Böyle hemen böyle şiir gibi kendini gösterir. Evet, ben de merakla bakıyorum. İki tane şey var değil mi? Tambur, saz. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi programa başlayalım. Birinci bölümün sonuna doğru, her bölümün sonuna doğru sana söz vereceğiz. Dinleyeceğiz inşallah. Evet, daha önce katılmıştı bir kez. İranlı arkadaşımız. Şimdi ikinci kez tekrar birlikte olacak ama daha önce bir grup arkadaşıyla beraberdi. Şimdi yalnız çalacak. Evet. Şimdi Ankebut suresi sevgili seyirciler. Ankebut, örümcek suresi idi ismi. Şimdi bu surenin sonundayız. Bunun üzerinde duracağız. Birinci bölümde fazla bir şey katmadan böyle önce bir konuyu bir anlatayım, okuyayım. İkinci bölümde sorular cevaplar olacak. Stüdyodaki arkadaşların da sorular cevaplar olacak. İkinci bölümün hemen başında ve üçüncü bölümün hemen başında geçen 15 gün, 20 gün içerisinde özellikle Ramazan ayı başladığından bu yana her gün bir yeryüzü sofrasında dolaşıyoruz. Oralarda neler oldu bitti, onlarla ilgili videolar, izlenimler dinleyeceğiz. Kısa kısa oradaki faaliyetleri de bu şekilde aktarmış olacağız. Şimdi en son 55. ayette kalmıştık. 55. ayetten 69. ayete kadarki olan bölüm. 56. ayet, pardon. 56. ayetten 68. ayete kadar olan bölüm Ankebut suresinin son bölümü oluyor. Şimdi bunu önce bir okuyayım müsaadenizle. Sonra üzerinde durulması gereken birkaç yer var. Onların üzerinde böyle kısa kısa durmaya çalışacağım. Ey benim iman eden kullarım! Benim yeryüzüm alabildiğine geniştir. Yalnızca bana itaat edin. Yalnızca bana ibadet edin. Bana. Her canlı ölümü tadacaktır.
dönüp dolaşıp bize geleceksiniz. İman edip iyilik, güzellik, doğruluk için çalışanları cennetin altlarından ırmaklar akan köşklerine yerleştireceğiz. Oradan bir daha çıkmayacaklar. Çalışanlar için ne güzel, ne hoş bir karşılık. Zira onlar güçlüklere göğüs germişler ve yalnızca Rablerine dayanmışlardır. Nice hayvanlar var ki hiç de geçim endişesi taşımadan bal gibi yaşayıp giderler. Allah onlara da rızık veriyor, size de. O her şeyi işitiyor, her şeyi biliyor. Onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı emri altında tutan kimdir diye sorsan kesinlikle Allah diyecekler. İyi de nasıl oluyor da aldırış etmiyorsunuz o zaman? Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de kıstıkça kısar. Allah kesinlikle her şeyi biliyor. Yine onlara gökten azar azar su indirip ölü toprağa hayat veren kimdir diye sorsan kesinlikle Allah diyecekler. Madem öyle de ki bütün övgüler Allah'a mahsustur. Gel gör ki onların çoğunun aklı tutulmuş. Şunu iyi bilin ki bu dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Oysa ahiret yurdu işte asıl hayat budur. Keşke bunun böyle olduğunun bilincinde olsalardı. Baksana gemiye bindiklerinde dini Allah'a has kılarak ona canı gönülden nasıl da yalvarıp yakarırlar. Fakat kendilerini karaya çıkardık mı hemen onu bunu tanrılaştırıp ortak koşmaya başlarlar. Verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve hayattan zevk alsınlar diye. Fakat çok yakında öğrenecekler. Görmezler mi ki çevresindeki her kes paniğe kapılmışken sapasağlam duranı? Artık içi boş, kof inançlara kapılıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Kendi uydurduğu yalanları Allah'a yakıştıran veya gelen hak olduğu halde ona yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Demek ki cehennem kafirler için boşuna değil. Uğrumuzda canla başla cihat edenlerle, yollarımızı gösteririz. Allah güzel ahlak sahipleriyle beraberdir. Hiç kuşku yok. Evet, işte bu dinlediğiniz Ankebut suresinin son bölümüdür. Şimdi burada bu sureyle beraber bizim Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre dizilişimiz Mekke dönemi itibariyle sona eriyor. Mekke dönemini bitiriyoruz yani. Önümüzdeki sezon 2,5 ay sonra yaz tatilinden sonra Eylül'ün ortalarından itibaren Medine dönemi ayetlerine, surelerine başlayacağız. Ancak Mekke-Medine dönemi diye bir ara dönem var. Ondan sonra tam Medine dönemine geçeceğiz. Yani Ankebut suresi. Sonra işte kitapta Medine dönemi diyor. Önce Mekke-Medine dönemi, sonra Medine dönemi. Mekke-Medine dönemi dediğimiz mesela Mutaffifin suresi. Mekke-Medine dönemi diyoruz buna. Çünkü Mekke'de mi Medine'de mi indiği tam belli değil. Biraz orada biraz oraya veya yol esnasında falan. Öyle bir ara geçiş sureleri var. Mesela Haç suresi yine Mekke-Medine dönemi suresidir. Ondan sonra devam ediyor. Haç suresinden sonra birkaç tane zaten. Sonra Beyyine suresi. Beyyine suresi. Bu da Mekke-Medine. Zilzar suresi Mekke-Medine. Tegabun suresi Mekke-Medine. Muhammed suresi Medine suresi. Yani birkaç süre daha duracağız. Mekke-Medine arası. Sonra Muhammed suresine itibaren Medine dönemi.
Önümüzdeki sezon böyle devam edecek. Şimdi bu Mekke döneminin sonu olduğu için gördüğünüz gibi burada "Ey benim iman eden kullarım, benim yeryüzüm alabildiğine geniştir" diyor. Yeryüzü alabildiğine geniştir. Benim yeryüzüm. El ardı vasya. Arz, yeryüzü geniştir. Göçün diyor yani. Mekke'de sıkışıp kalmayın. Artık burada yapılabilecek en son şey yapıldı. Allah'ın evi Kabe'dedir diye. Bütün her şey Mekke'den ibaret değil. Benim yeryüzüm geniştir diyor. Bakın dikkat edin. Yeryüzü. Mekke'de Allah'ın evi Kabe var. Fakat benim yeryüzüm geniştir. Oradan göçün diyor. Medine'nin yolunu gösteriyor yani. Bunlar göç ayetleridir. Böyle göçün başladığı zamanlara denk gelen ayetlerdir. Sonra diyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Dönüp dolaşıp bize geleceksiniz. Rızıktan bahsediyor. Nice hayvanlar var ki hiç de geçim endisi taşımadan bal gibi yaşayıp giderler. Yani tam harfi harfine nice hayvan var ki rızkını taşıyamaz. Onlara da size de rızkını Allah veriyor. Nice hayvan var ki rızkını sırtında taşıyamaz. Yani torbalara, çuvallara, ambarlara biriktiremez. Hayvanlar rızkını sırtında taşır mı? Taşımaz. Şunu demek istiyor. Nice hayvan vardı ki rızık endişesi taşımadan. Yarın ne yiyeceğim? Neyle geçineceğim? Demeden o gün ne bulduysa onu yer. Sonra yatar. Sonra sabah kalkar, o gün ne bulduysa onu yer. Şurada biriktireyim de önümüzdeki bir ay bunu yiyeyim demez. Hayvanlar rızkını sırtında taşımaz. Hayvanlar sırtında çuval taşımaz. Ambarlara yiyecek biriktirmez. Sadece insan sırtında çuval taşır. Sadece insan ambarlara biriktirir. Biriktirir, 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 biriktirir. Ve ondan sonra önümüzdeki yıllar boyunca onunla geçinmeye çalışır. Sadece insanoğlu yapılan araştırmada yeryüzünde mal, rızık, yiyecek, içecek biriktiriyor. Başka hiçbir hayvan biriktirmiyor. Sadece fare peyniri yarın yerim diye bir kenara koyuyor. Onda da balık hafızası olduğu için nereye koyduğunu unutuyor ve acıktığı zaman da onu bulamıyor. Yani bir kenara koymak ona da yaramıyor. Ama insanoğlu bir kenara koymuyor, biriktiriyor. Şimdi bir kenara bir şey ayırmakla biriktirmek aynı şey değildir. Kur'an-ı Kerim kenz diyor. Yeknizun. Biriktiriyorlar, kenz ediyorlar. Mesela bunu nasıl ayırıyoruz? Şöyle ayırıyoruz. Ev yaptıracaksın. Bir kenara para ayırıyorsun. Niye? Ev yaptıracağım diye. Veya bir atölye açacaksın. Bir kenara para ayırıyorsun. Atölye açacağım diye. Veya muayene olacaksın. Bir kenara para ayırıyorsun. Muayene olacağım diye. Bunlar kenz değildir. Bir kenara para ayırmak kenz değildir. Çünkü ileride ne olacağı belli. Bunu ileride şuna ayıracağım. Zamanı gelir gelmez de ben oraya harcıyorsun. Peki kenz ne? Kenz. Kur'an'ın kenz dediği şey ne? Kenzin bir amacı yok. Ne olur ne olmaz. Şu parayı şuraya biriktireyim. Yani bir şey olacağı yok yani. Olmayabilir. Ama endişe, tereddüt. Ya ne olur ne olmaz. İyi var, iyi var, iyi gün var, kötü gün var. Ferah diyerekten ev olduğu halde, işi olduğu halde, ihtiyacı olmadığı halde biriktirmektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmıştır. Eğer atölye açacaksan git o parayla atölye aç. Fabrika açacaksan git fabrika aç.
ev alacaksan kardeşim git ev al. Araba alacaksan araba al. Bunların hiçbirini yapmadan kenara para biriktirmek yok. Bu yasaklanıyor. Eğer ihtiyacın yok da kenara biriktiriyorsan o zaman üç şey yapacaksın. Bir, onu ihtiyacın olana vereceksin. Yani infak edeceksin. İki, ihtiyacı olanlar eğer taşınmaz bir şeyse oradan ihtiyacı olanları yararlandıracaksın. Yani vakfedeceksin. Ben bu tarlanın gelirini almıyorum. Benim ihtiyacım yok ama buranın gelirini şuradaki yoksullara bağışlıyorum. Diyebilirsin. Buna vakfetmek denir. Servetin dağıtma aracıdır vakıf. Servet toplama aracı değil. Bugün olduğu gibi. Zenginler vakıf kurar. Yoksullar değil. Zenginler niye vakıf kurar? Paralarını yoksullara ara geçiş kurumu olarak dağıtmak için. Ama şimdi yoksullar vakıf kuruyor para toplamak için. Adam vakfının önüne kocaman bez açmış. Paylaşacağız, bölüşeceğiz, yardımlaşma, dayanışma. Al Baraka Türk, Kuveyt Türk bilmem ne numaralar veriyor alta. Yatırın buraya paraları. Paranın nereden geldiği belli değil. Yatıracağız oraya paraları. Nereye gidiyor bu para? İşte yardım edeceğiz. Oraya buraya yardım edeceğiz. Anonim. Nereden geldiği olmayan paralar topluyorlar. Gidiyorsun bakıyorsun kim bunlar? Hepsi de yoksul. Bu vakıf kültürünü amuda kaldırmak, tersine çevirmek, Hazreti Ali'nin dediği gibi din elbisesini tersten giymek demektir. Kardeşim, annenden babandan bir şey kalmamışsa, yani elinde dağıtacak bir şeyin varsa vakıf kurarsın, onunla o elindekini dağıtırsın. Senin hiçbir şeyin yok, niye vakıf kuruyorsun? Toplamak için. Kesinlikle yanlış, yok böyle bir şey. Her şey kokuştuğu gibi. Her şey yozlaştı. Gördüğünüz gibi bu da yozlaşmış vaziyette. Şimdi hayvanların rızkını taşımadığı söyleniyor. Peki Mekke döneminin sonunda niye bu rızık konusuna giriyor? Çünkü göç edenler endişeleniyorlar. Diyorlar ki malımızı, mülkümüzü, her bir şeyimizi burada bırakmışız, gidiyoruz. Gideceğimiz yerde de ne oldu belli değil, meçhul. Mesela 3 yıl, bu sürenin arka planına biraz inelim. 3 yıl ambargo uygulanmış. Örneğin peygamberimizin eşi Hatice ambargo yıllarında bütün parasını bitirmiş. Ticaretle uğraşan bir kadındı, varlıklı bir kadındı. Peygamberle evlenince hiçbir şey kalmadı. Ve 8. yılda da vefat etti. Sonra Ebu Talip vefat etti. Peygamberin iki dayanağı gitti. Evlendiği kadın öldü. Geriye de hiçbir şey bırakmadı. Gitti. Amcası Ebu Talip yaşlıydı, saygındı. Serveti yoktu ama sözü ve saygınlığı vardı. O da gitti. Hiç kimsesi kalmadı. Ve 5 kuruşta para yok. Ve etraftaki insanlardan ne destek çıkılırsa var. Bir şey yok yani. Ve peygamber Mekke'den Medine'ye göç hazırlıkları içerisine giriyor. Arzım geniştir diyor. Sonra da diyor ki hayvanlar hiç rızıkta endişe etmezler. Bu konuda bir endişeniz olmasın diyor. Bakın yapmış olduğu telkinlere dikkat edin. Allah onlara da rızık veriyor. Size de. Sonra diyor ki Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de kıstıkça kısar. Allah kesinlikle her şeyi biliyor. Şunu iyi bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurdu yani gelecek, işte asıl hayat budur. Sürekli olarak böyle rızık konusunda bir telkin var yani. Yani merak etmeyin, korkmayın, çıkın yola. Endişelenmeyin. Sizi iyi bir gelecek bekliyor. Ahiret daha iyi olacak. Yani Medine'deki hayatınız daha iyi olacak. İleride kuracağınız toplum daha iyi olacak. Buraya sıkıştınız kaldınız ve bunların yola geleceği de yok. Hatice de gitti. Ebu Bekir de gitti. Bir dayanak da kalmadı. Bunlar da umutsuz vaka.
Allah'ın arzı geniştir. Çıkın buradan. Diyor. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Bir konuda sıkışırsanız orada fazlaca ısrar etmeyeceksiniz. Onu aşan yeni bir yöne gireceksiniz. Aksi halde orada boğulursunuz. Mesela birisiyle uğraşıyorsun, bir türlü yola gelmiyor. Veyahut da birisiyle uğraşıyorsun, bir türlü anlaşamıyorsun. Ve artık çekilmez hale geliyor. Sen ona söz anlatamıyorsun, o sana. Kardeşim Allah'ın arzı gelişti, dön bir tarafa yani. Kısmetini başka bir taraflara. Yani olanaklar, seçenekler çoktur. Tek bir şeye saplanıp kalmayın. Bir müddet tamam devam edin. Baktınız olmuyor. Oraya saplanıp kalmanın bir anlamı yok demek istiyor. Şimdi yeryüzü deyince aklınıza ne geliyor? Arz. Kur'an'da geçen tabiriyle arz. Arzullah. Allah'ın arzı. Allah'ın yeryüzü. Bu yeryüzü kelimesi çok hoş bir kelime. Benim çok hoşuma gider. Çünkü yeryüzü sınırsızlığı ifade ediyor. Şu anda yeryüzüne ayak basan kaç kişi var? 7 milyar insan var. 1 milyon canlı türü var. Bunların hepsi yeryüzündeki toprağa ayak basıyorlar. Şimdi yeryüzü dediğin zaman yeryüzüne özgürlük. Yeryüzü sofra. Bak çok hoş. Yeryüzü özgürlüğü ifade ediyor. Sınırsızlığı ifade ediyor. Şimdi sen yeryüzüne sınır çiziyorsun. Şu anda yeryüzünde 235 tane ulus var. Yani 235 tane sınır var. Yani yeryüzünü parsel parsel etmişler dünyayı. Dünyayı parsellemişler yani. Adam sınırını çizmiş, bayrağını dikmiş oraya. Kapıya da nöbetçiyi bırakmış. Bura benim küllüğüm, buraya giren bana para verecek diyor. Buna da gümrük diyorlar. Herkes yeriyle gittiği zaman para vererek geçiyor. Yeryüzünü parsellemişler. Yeryüzü, Allah'ın yeryüzü geniştir. Bütün bir yeryüzü Allah'ındır. İslam inancına göre hiçbir ülke, hiçbir toprak, hiçbir arzın köşesi bir kişiye, bir ulusa, bir millete, bir kavme ait değildir. Bütün yeryüzü Allah'ındır. Yerlerde, göklerde ve ikisinin arasında ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani herkesindir. İslam inancı da bir şeyi Allah'a nispet etmek, herkese nispet etmek demektir. Allah'ın yeryüzü geniştir demek, yeryüzü herkesindir demektir. Burada toprağın altından çıkan bir madenden Meksika'dakinin hakkı vardır. Meksika'da toprağın altından çıkan bir madenden buradakinin hakkı vardır. Anadolu'dakinin hakkı vardır. Yeryüzüne kim ayak basıyorsa herkesin o yeryüzündeki nimetlerden hakkı vardır. Bakın burada evrensel bir bakış açısı var. Bir ulusla sınırlandırılmış, bir ülkeyle sınırlandırılmış değil. Evrensel. Dinin bakışı evrenseldir. Tamam biz Türkçe konuşuyoruz. Ama 4500 tane dil konuşuluyor yeryüzünde. Yeryüzü çok güzeldir. İnsanlar çok güzeldir. Ülkeler çok güzeldir. Eğer tamamını, insanlığın bir parçası, bütün yeryüzünü de herkesin hakkı olan bir yer olarak görürsen, o zaman insanlık çapında bir ufka sahibi olmuş olursun. Ufkunu 70 milyonla, 80 milyonla, 40 milyonla sınırlandırmazsın. Veya yeryüzünün şu köşesiyle, bu köşesiyle sınırlandırmazsın. Bütün bir yeryüzü. Bak ne diyor? Arzım geniştir diyor. Yeryüzünü açılın diyor. Zihnen açılın, fiilen açılın. Ufkunuzu genişletin. Yeryüzü çapında bakın. Şimdi bana öyle bir cümle söyleyeceksiniz ki bütün insanlığı ilgilendirecek. Yani bir dava söyleyeceksin. Bütün insanlığı ilgilendiren bir dava olacak.
Mesela desen ki, işte Ramazan orucu. İnsanlar Ramazan ayı geldiğinde oruç tutsunlar. Çünkü bizim kitabımızda Ramazan ayı girildiğinde oruç tutulması isteniyor. O zaman vatandaş şöyle diyebilir. İyi de bu kitap benim kitabım değil ki, ben buna inanmıyorum. Sana göre oruç tutulması gerekir, bana göre değil. Çünkü ben bunun Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyorum. Yeryüzünde bunun Allah'ın kitabı olduğuna kaç kişi inanıyor? Taş çatlasa 1 milyar kişi. Onların da çoğu tutmuyor. Ya çoğu da içinde ne yazdığını da bilmiyor zaten. Oraya girsen orada felaket zaten. Ama diyelim ki 1 milyar Müslümanın hepsi içinde ne yazdığını biliyor. Gayet şuurlu bir şekilde kitabın farkında. Buna rağmen adam diyebilir ki gerek olan 6 milyar, iyi de bu bizim kitabımız der yani. Ben bu kitaba Allah'ın kitabı olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla burada Ramazan orucu geçiyor diye tutmak zorunda değilim diyebilir. Ha, demek ki bu bir evrensel bir dava değil. Herkes Ramazan ayına girdiğinde oruç tutsun. Herkes namaz kılsın. Bana evrensel bir şey söyle. Veya diyelim Aleviler Muharrem'de oruç tutuyor. Biz Hazreti Hüseyin için oruç tutuyoruz 12 gün. Bunu gitsen bir Meksikalı'ya söylesen ve Çinli'ye, der ki Hüseyin kim der? Ben tanımıyorum Hüseyin'i. Bu da evrensel değil. Evrensel bir şey olmalı. Öyle bir şey olmalı ki, evet, doğru. Ben de bunu yapmalıyım. Bu beni de ilgilendiriyor demeli. Bu nedir? Desen ki, yeryüzünde 1 milyar 300 milyon aç var. Ben bu aç insanlar yarın sabah nerede öleceği de belli değil. Kim bilir hangi kanepenin, hangi köprünün altında yarın sabah ölecekler. Onların yerine yeniler geliyor. Onların yerine yeniler, hepsi birden değil de azar azar, teker teker. Vakti geldikçe. Ben desem ki ben bu yeryüzünde 1 milyar 300 milyon insanın aç sabahlamasına tahammül edemiyorum. Fakat elimden bir şey de gelmiyor. Yapamıyorum. Engel de olamıyorum. Devletleri hizaya getiremiyorum. Zenginlere sözümü geçiremiyorum. Vicdanen çok canım sıkılıyor. Ve ben onlar gibi aç kalıyorum. Bu orucu da onun için tutuyorum. Onlarla empati kuruyorum. Benim enerjim onlara gidiyor. Beni diri, dinç tutuyor. Çünkü onlar düşünüşte yemek yiyemiyorum. Zaten iftar dediği nedir ki yani? Açlıkla tokluk arasında ne var arkadaşlar? 2 tane hurma, 4 tane zeytin, 2 dilim peynir. 1 tane de simit var. Hiç simit yok değil mi yani? Tokluk ve açlık dediğim bu kadar. Biraz evvel açsın, 1 simit yiyorsun, 1 su içiyorsun. Bir de yanına peynir yediğin zaman tak tok oluyorsun. İstemez istemez karnım tok diyorsun. 2 saat sonra falan 2 saat bir şey yemiyorsun. Bak açlık ve tokluk hemen şak diye değişiyor. Önemli olan yemek içmek değil. Önemli olan iftar falan değil. Önemli olan insanlığın halleri. Onu duyumsamak. Yani ben bu insanlar açken ben yiyip içemiyorum kardeşim. Boğazımdan aşağı inmiyor. Bu sorun çözülmesi lazım. Bu sorun çözülünceye kadar da buna devam edeceğim. Dediğiniz zaman bilinçli insanlık çapında hatta politik bir eylem yapmış oluyorsunuz. Oruç aynı zamanda politik bir eylemdir. Şimdi Ankara'da Yüksel Caddesi'nde akademisyen Nuriye ve öğretmen Semih, 2 tane genç açlık grevi yaptılar. Ta Ramazan'dan önce başladılar. Şu anda bugün 100. günüydü. Kadıköy'de de 100. günü eylemi vardı. O eyleme gittik. O eylemden sonra da yeryüzü sofrası vardı. Oraya da geldiler. Şimdi biz orada hurma, peynir falan yedik ama ben mesela tutmuş olduğum orucu, aynı zamanda oruç açlık oluyor.
Onlara destek amacıyla da tutuyorum bu yıl. 21 gün oldu. 9 gün daha devam edecek. Ama onlar 100. gününde. Ve eli kalem tutmamaya başladı kızcağızın. Her an acı bir haber gelebilir. Açlık grevi. Niye aç kalıyorlar? KHK ile işinden atılmışlar. Niye atılmışlar? Cemaatçi, darbeci bilmem ne. Bunların onunla bir alakası mı var? Hiç alakası yok. Gün geçmiyor ki yeni bir hikaye duymayalım. Yeni bir mail almayalım. Evime ekmek götüremiyorum. Çocuğuma süt emziremiyorum. Kimseye söyleyemiyorum. Maaşlı, işinde gücünde insanlar da küt diye son verdiler. Hiçbir şekilde bize bir şey sormadılar. Kaldık ortada. Kimseden para da isteyemiyoruz. Gizli gizli karanlıklarda mailler yazıyoruz diyor ya insanlar. Böyle mailler geliyor kardeşim. Bu ne kadar zor biliyor musunuz? Diğer dilenciler dilenmeye alışmışlar. Bunlar direnemiyorlar da. Kimseye söyleyemiyorlar da. Gizli gizli telefon numaraları veriyorlar. Ne acılar çekiliyor şu an. Şimdi bu çocuklar onun için açlık grevine gidiyor. Biz de bu yılki Ramazan orucumuzu onlara destek amacıyla tutuyoruz. Oruç aynı zamanda bir protestodur. Bir direniştir. Yeme içme dediğiniz nedir ya? İnsanlar sevgiye, merhamete, birliğe, dayanışmaya, güler yüze, bir arayana, sorana muhtaç ve aç. Nihayetinde mide açlığı nedir yani? Açlıkla tokluk arasında bir simit fark var. Yemek dediğin, içmek dediğin ne? Asıl açlık buralarda. İnsanlar birbirine bakmıyor. Kalabalıklar içerisinde insanlar yalnız. Bakıyorsun apartmanda ışıl ışıl lambalar yanıyor. Kimse kimseye bakmıyor. Kimse kimsenin kapısını çalmıyor. Öldükten sonra 4 gün sonra leşi kokunca insanın haberi oluyor. Ya bu neredeydi diye. Böyle bir insanlık olabilir mi? Şimdi biz yeryüzü sofrasına oturuyoruz. Herkes evinden getirdiğini. Dün Şişli'de bir tane Alman çocuk geldi. Sizinle mutlaka görüşmem lazım dedi. Beynimde depremler oluyor dedi. Beynimde depremler oluyor. Yani o manaya gelen bir şey. Diyor ki otur. Ben oruç tutmuyorum ki. Ya olabilir. Abi oruç tutmadığım halde olabilir mi? Evet. Ama ben sizden değilim. Yani Müslüman değilim. Olsun olur. Ama ben Türk de değilim. Yarı yalak, İngilizce konuşuyor. Olur, o da olur. Yine de mi? Ama ben yanımda bir şey getirmedim. Olur. Ama ben yediğimden dolayı bir şey vermem lazım. Vermen de gerekmez, yine olur. Allah Allah. Allah Allah. Adam şaşırıyor ya. Alman şaşırıyor buna. Bu diyor, uzaydan mı indi bu sofra? Ne oldu diyor. Siz uzaylı mısınız diyor. Bu dünyada mı yaşıyorsunuz diyor. Bu nasıl olabilir diyor. Yediğimden dolayı bir şey vermeyeceğim öyle mi diyor. Ben bir şey getirmediğim halde. Sizin orucunuza oruç tutmadığım halde sizinle beraber oturacağım. Aynı dili konuşmadığım halde. Aynı dinden olmadığım halde. Hatta inancım bile olmadığı halde. Evet. Niye? Çünkü sen insansın. Yeni bir din mi çıktı diyor ya. Bu diyor yeni bir din mi diyor. Yeni bir din mi? Şimdi insanlar işte bunlara aç arkadaşlar. Asıl oruç burada. Evet şimdi bir ara veriyoruz. Şimdi sevgili Macit'ten sizi İran diyarlarına götürecek. Hepimizi. Hem sesi hem de kullandığı alet bize biraz yabancı. Yani insanlığın başka bir köşesinden bir renk göreceksiniz. Umarım hoşunuza gidecek. Evet, Macit söz sende. Buyur.
Thank you.
بخش زمین بود و زمان بودنی شاهی که ولی بود و مسیح بودنی بود شاهی که ولی بود و مسیح بودنی Sevgili seyirciler, Bana Dinden Bahset devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Bana Dinden Bahset programı dinliyorsunuz. KRT televizyonundayız. Ankebut suresi üzerinde duruyoruz. Şimdi bu ikinci bölüme biraz soluklanalım. Müzikle soluklandık ama geçen hafta içerisinde yeryüzü sofralarında neler oldu, neler bitti? Nerelerdeydik? Hangi semtlerde yeryüzü sofraları oldu? Buralara katılan vatandaşlarımız neler söyledi? Onların sesini de size duyurmak istiyorum. Onunla ilgili geçen hafta boyunca çekilen videolar var. Arkadaşlar onları hazırladılar. Şimdi onları önce bir izleyelim. Abi gel. Ankara Yüksel'de aylardır açlık grevleri direnişini sürdüren Nuriye ve Semih için de tutuyoruz. Çünkü onların açlığı bizim oruçtaki açlığımızla birleşiyor.
Biz buradan az bir şey yiyerek, bazen peynirle, bazen hurmayla, bazen suyla oruç açarak 30 gün boyunca ve 30 günden sonra da ara ara sürekli olarak kendimizi onların direnişiyle bütünleştirerek duamızla ve açtığımızla enerjimizi onlara göndererek onların direnişini bizzat yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Ali'ciğim. Neler hissediyorsunuz? Hocam adam gelmedi. Geçen sene de bu organizasyondaydım. Buraya bir kişi daha gelebilir. Bu sene de nasip oldu. Çok mutluyuz. Buraya bir kişi daha gelebilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Her sene katılıyoruz. İstanbul'da da takip ediyoruz. Kadıköy Taksi. Yerli sofrası olarak tüm halkla, insanla, kardeşlik, tüm işle beraber buradayız. Paylaşım için buradayız. Tabii ki insanlar burada kaynaşıyor, güzel bir iftar yapıyor, oruç tutanlar iftarını yapıyor, oruç tutmayanlar akşam yemeği yiyor. Burada hep beraber saraylarda iftar yapıp o zenginlerle beraber burada yoksul, Ramazan'ın oruç tutmanın mahiyetini anlayarak halka açık, samimi bir ortam oluşturuyoruz. Mükemmel bir yer. Çorba isteyen var mı? Çorba isteyen? Çorba isteyen? Ha, çocuklar var. Ha. Buraya mı? Buyur kardeşim, çorba. Allah afiyet olsun. İnsanların oruç olan olmayan, niyetli olan olmayan ya da din, dil, ırk ayrımı olmadan yerin üstündekilerin birbirlerine dirseklerin değdiği, tam da yüreklerin değdiği yer burası. Hiç fark etmiyor, herkes lokmasını, faydasını getirip burada paylaşıyor. Yürek yüreğe insanlar.
Girgül sofrası gerçekten muazzam. Çok insani duyguların bütünleştiği bir yer. Adını bilmediğin, kimliği hakkında görüşü, fikri hakkında hiçbir görüşün olmadı. Bir isim yanına oturuyorsun, iftar yapıyorsun. Gelince elinde ne varsa onu getiriyorsun. En mütevazı olan şey gerçekten de İslam'ın gerçek ruhu burada yansıyor. Çünkü sınıf farkı yok, görüş farkı yok, kast farkı yok. Herkes bazı ilkelerinden sıyrılarak en insancıl ilkeyle var oluyor. Burada yere oturarak, ayağı toprağa basarak, ruhu insan olmanın hissiyatıyla dolarak güzel bir sofranın huzuru ve lezzetiyle bence bizim yaptığımız antikapitalist mücadelenin en belirgin, en kalıcı, en somut örneklerinde biri budur. Yayılmış bütün ülkeye, ülkeye sınırlı kalmayıp bütün dünyaya sıçramış. Ezilenlerin, mazlumların, ötekileştirilenlerin sofraları olmaya devam edecek. Bu saray sofralarına karşı halkın sofrası, 5 yıldızlı otellerde yapılan iftarlara, sofralara karşı halkın ekmeğini, lokmasını paylaştığı yer sofralarımız, halkın sofrasının hakkın sofrası olduğunu bir kez daha burada inanarak ifade ediyoruz. Ve ezanlar okunuyor. Herkese iyi iftarlar. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Teşekkür. Al yanında ekmek de ye. Ekmeği yemiyor. Tamam gel şu tarafta ye. Gel. İçine gir. Bakma ye. Bakma. Ya ayran İçine girdi ya. Biz sofralarındansa bizim kendimizin kendi imkanlarımızla yaptığımız bir yer sofrasında olmak bizi daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden buraya geldik. Çok şey paylaşamadığımız bir yeryüzünde en azından iftarımızı paylaşmayı, soframızı paylaştığımız için çok dayanışma ezilenin en inceliğidir diyerek kurulan yeryüzü sofrasında buluşmak çok güzel. Eşitlik, adalet ve paylaşım bu sofraların asıl anlamı. Gerçek iftar da bu sofralarda yaşanıyor. Zenginlerin o fakirlerin alın teriyle ezerek sömürüyle oluşan sofralarına karşı dayanışmayla kurulan sofralar eşitliğinde paylaşımında göstergesidir. Bu sofralarda olmaktan çok mutluyum. Beraberce, bir arada, kardeşçe, aynı sofrada, aynı lokmayı, aynı ekmeği, aynı yemeği paylaşmak çok güzel bir duygu. Halkımız iç içe, beraber, dayanışma ve birlik ruhuyla iftarlarını beraber yapıyorlar. Lokmalarını paylaşıyorlar. Tabii ki bu özünde de antikapitalist bir sofra. Egemenlerin, sömürenlerin veya haramzadelerin lüks sofraları gibi değil, daha çok alın terleriyle kazandıkları helal lokmalarını getirip bu sofrada kardeşleriyle omuz omuza paylaşmaları çok güzel, çok rengarenk bir sofra. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sofrası. Hiyerarşi yok, sınıf yok, sınır yok. Sofranın bir ucundan bir ucuna paylaşım var, birlik var, beraberlik var. Bu sofranın adı yeryüzü sofrası. Bütün bir dünyada hiçbir aç ve açıkta insan kalmayıncaya kadar uzayıp gitmesini temenni ediyorum. Evet, biz de bu Hakan'ın temennisine katılıyorum. Katılıyoruz, uzayıp gitsin. Ta ki aç ve yoksul memleketlerde, ülkelerde, dünyada kalmayıncaya kadar. Sevgili seyirciler, şimdi devam ediyoruz. Diğer bölümün girişinde de biraz böyle videolar göstereceğim size. Şimdi birkaç tane sosyal medyadan soru var. Onlarla biraz devam edelim.
Ali Kırbıyık bu devirde para biriktirmeyip infak edersek perişan olmaz mıyız? Çünkü toplumun çoğu yardımlaşmıyor. Olan bize olmaz mı? Bize. Şimdi eğer sen infak ediyor da arkasından perişan oluyorsan o yaptığın infak olmuyor zaten. Ona Kur'an-ı Kerim terbiz diyor. Yani saçıp savurmak. İsraf değil, terbiz. İsraf başkasının emeğine tasarrufta bulunup el koymak demektir. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Yani yiyiniz, içiniz ama fazla kaçırmayın, israf etmeyin değil. Böyle anlaşılıyor. Bu yanlış. Yiyiniz, içiniz ama bu yediğinizi ve içtiğinizi kendi alın terinizle kazandığınızdan yapınız. Başkasının hakkına el koyarak değil. Başkasından, başkasının hakkı üzerine tasarrufta bulunarak. Size ait olmayan bir şeyi alarak değil. Sizin kendi kazandığınızdan yiyiniz, içiniz demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir de terbiz var. Kendini perişan edecek şekilde saçıp savurmak demektir. Bu infak değildir. Bir kimse kendisi ve ailesini perişan ederek başkasına yardımda bulunamaz. Bu dinen caiz de değildir. Yani kendi ailesini perişan ediyor, gidiyor başkasına yardım ediyor. O yardım olmuyor o zaman. Terbiz oluyor. Yani saçıp savurma oluyor. Şimdi infak etmeniz için, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen infakın olması için kişinin önce kendi ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Kendisinin ve ailesinin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hala elinizde ihtiyaçtan fazla bir şey varsa onu infak edeceksiniz. İhtiyacınız olmayan şeyi vereceksiniz. İhtiyacınızı değil. Senin ona ihtiyacın var. O zaman onu başkasına vermek zorunda değilsin. Şimdi burada verme kavramını kullanıyoruz ama bu aslında paylaşmaktır. Yani duygu da paylaşılır, düşünce de paylaşılır, fikir de paylaşılır, para da paylaşılır, zaman da paylaşılır. Zamanı bir yalnız geçirmek var, bir sevdiğine beraber geçirmek var. O da paylaşmaktır. Paylaşarak insanlar olgunlaşır. Paylaşarak insanlar arınır. Paylaşarak insanlar evcilleşir. Paylaşarak insanlar zararsız hale gelir. Paylaşmazsan kendi bencilliğinde ve kendine bir ego hisarı yapar, orada yaşarsın. Kurtlar niye saldırgan ve yırtıcıdır? Çünkü evcil değildirler. Neden evcil değildirler? Çünkü bir arada yaşamazlar. Bir arada yaşamayla başkasına bir şey paylaşmaz. Orman ahalisinden dışarıda yaşar. Ve gördüğüne ilk yaptığı iş saldırmaktır. Siz ormanda aslanların, tilkilerin, kaplanların, sırtlanların, kurtların toplanıp bir araya gelip de ya birbirimize saldırıp birbirimizi yiyip duruyoruz. Neyi paylaşamıyoruz? Ne olacak bu ormanın hali diye bir toplantı yaptığını gördünüz mü? Paylaşım yok çünkü. Saldırı var. Vermek yok. Saldırıp pençesine vurup almak var. Ama insanların dünyasında böyle olmamalı. Bir araya oturmalılar, konuşmalılar. Kendiliğinden ihtiyaçtan fazla olan ihtiyacını başkasına vermeli. Almalı, paylaşmalı, bölüşmeli. Duyguyu, zamanı, parayı, serveti, her şeyi. O zaman insanlar birbirini seviyor. Yani bir insanın, ben çok düşündüm, bu Kur'an niye sürekli ver ver deyip duruyor? Niye paylaşın paylaşın deyip duruyor? Çünkü insanların birbirini sevmesinin başkaca yolu yok. Mümkün değil. Paylaşmadığınız kişiyi sevemezsiniz. Bir şey paylaşmadığınız kişiyi, bir fikir, bir düşünce, zaman, para, servet, yolculuk, seyahat, ev, neyse, herhangi bir şeyi paylaşmadığınız zaman aranızda sevgi gelişmez. Herkes kendi bencilliğinde vahşileşir. Bu vahşeti ortadan kaldırmanın
insanileşmenin, olgunlaşmanın yegane yolu paylaşmak. Onun için Kur'an'ı sürekli infak edin, infak edin, paylaşın, paylaşın deyip duruyor. Dolayısıyla öyle saçıp savurarak infak etmek diye bir şey söz konusu olmaz. Benim dediğim şekilde olur ise. Ali Ayta, hocam adalet yürüyüşünün zamanı sizce uygun mudur? Eğer Maltepe'de son bulursa bu yürüyüşün samimiyeti tartışılmaz mı? Evet, şimdi CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan bir yürüyüş başlattı. Adalet yürüyüşü diye. Güzel bir eylem. Gandhi'yi andırır bir çıkış. Bir sokaklara dökülüş. Umut yayan bir hava oluştu. Ben şahsen bu yürüyüşü destekliyorum. İnsanların adalete, suya ve ekmeğe ihtiyaç duyduğu gibi, adalete de ihtiyaç duyduğu bir zamana denk geldi. İyi oldu. Çünkü muazzam ve korkunç adaletsizlikler oluyor. Adliyeler çökmüş vaziyette. Savcılıklar, hakimlikler, mahkemeler çökmüş vaziyette. Tam da adalet diye ses yükseltmenin zamanıydı. Güzel oldu. Ancak şöyle bir şey var. Adalet herkes için istendiği zaman adalettir. Yoksa herkes kendisi için adalet ister. Senin kendi milletvekili içeri atıldığı zaman ortaya atılıp milletvekilimi bırakın demen adalet değildir. Adalet istemek bu değildir. Kendi milletvekilin bırakılsın diye yollara dökülmek gerçek anlamıyla adalet değildir. Adalet senden olmayan milletvekilinin bırakılmasını talep etmektir. Senden olmayan için yollara düşüyorsan o adalettir. Bu nedenle beni çağırdılar. Kılıçdaroğlu'na destek ver dediler. Yanında bir gün yürü dediler. Çeşitli yazarları, sanatçıları çağırıyorlar. Ben de olur dedim. Adaletin olduğu yerde ben hep olurum zaten. Adalete dayanamam çünkü. Kim adalet diyorsa hemen işimi gücü bırakır koşarım oraya. Ancak bir şartla. Bu adalet herkes için olursa gelirim. Bunu göstermeniz gerekiyor. Ve şaşırtan bir çıkış yapmanız gerekiyor. Eğer İstanbul'a gelip CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret edip ve yürüyüşü orada bırakırsanız bu kendiniz için adaleti istediğiniz, aslında adaleti istemediğiniz, her sıradan insanın yaptığını yaptığınız anlamına geliyor. Çünkü her sıradan insan kuyruğuna basılınca adalet diye bağırır. Ama öbürünün kuyruğuna basılınca, öbürünün canı yanınca sesini çıkarır. Asıl erdem senden olmayan için. Hatta aranda husumet olan için. Hatta zamanında sana zulümler yapmış, kötülükler yapmış olan için istiyorsan o adalettir. Bu nedenle Maltepe'de Enis Berberoğlu'nu ziyaretten sonra Edirne'ye yürümelisiniz. O zaman gelirim. Edirne'ye kadar yürürüm. Edirne'de kim var? HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş var. Onun şahsında bütün bu Kürt politikacılara adalet talebinde bulunmak da gerekir ve asıl adalet yürüyüşü de budur. Çünkü eş başkanlar içeri atılıyor, yenileri seçiliyor, onlar da içeri atılıyor. Nereye gitsem, daha önceki eş başkan ne oldu diyorum. İkisi de içeri girdi, onun yerine seçilen ikisi de içeri girdi. Şimdi biz yeni ikiyiz diyor. Bu ne kardeşim? Binin üstünde siyasetçi içeri atılmış. Söz hakkı verilmiyor. Halbuki tam tersi,
Kılıçdaroğlu'nun gidip ona demesi gerekiyor ki. Ve oradan başkalarına demesi gerekiyor ki. PKK'ya da mesaj göndermesi gerekiyor ki. Bu Kürt meselesini lütfen HDP'ye tümüyle devredin. Selahattin Demirtaş'a devredin. Ve Türkiye'nin sınırları içerisinde silahlı eylemleri bırakın. Suriye'de, Rojava'da yerleşim birimlerini korumak için orada fiili savaş var. Tamam, orada ne yapacaksanız yapın. Ama burada bu Kürt meselesini HDP'ye tümüyle devredin. Ve CHP'de, MHP'de, AKP'de muhatap olarak HDP'yi muhatap alıp onunla konuşsun ve onların tamamını cezaevlerinden bırakın. Bırakın. Şu suçu istemiş. Ya ne suçu kardeşim? Geç bunları ya. Orta suçmuş çok bahane. Şimdi Türkiye'de nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela sizin işiniz gücünüz şu anda iyi gidiyor. Yarın muktedirin canını sıkan bir şey yapsanız size bir kuyruk takar. Şunun der işini bir araştırın bakayım. Bulur bir yerden bir şey yani. Maliye yollar bir şey bulur. Sen dersin ki ya ben bunu 40 senedir yapıyorum. Ama şimdi suç. Niye suç? Çünkü şimdi ona acı veren bir şey yaptın. Ona karşı geldin. Onun oyunu aldın başka yere götürdün. Yani onun canını sıkan bir şey yaparsan sana bir kulp buluyor. Halbuki daha önce sen onu 40 senedir yapıyordun. Bu işler böyle. Şimdi HDP'li siyasetçiler şunu yapmış, bunu yapmış. Sen de yapıyordun zamanında onu. Yani şimdi o senin canını sıktı. 7 Haziran'da geçti karşına, saz çaldı. İlk el fıyakan bozuldu. Vay benim dışımda birisi nasıl parlar diye adamın canı sıkıldı, burnundan getiriyor. Hepsi bu. 15 yıldır ilk kez oylara düştü. 15 yıldır ilk kez kendi dışında genç, parlak bir siyasetçi sivrildi. En az 20 defa duydum. Saz çalıyormuş. Kıskanıyor ha. Saz çalıyormuş. Saz çaldı, milletin hoşuna gitti. O saz çalıyor. Sen ne çalıyorsun? Keşke sen de saz çalsan. Ne güzel. Veya gitar da olabilir. Veya bu şey de olabilir. Neydi onun ismi? He? Tanbur. Tanbur. Farsça ağızla. Tanbur. Keşke bunu çalsan. Dolayısıyla şimdi buluyor bir bahane yani. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Şimdi öyle olaylar oluyor ki biz bunları 28 Şubat'ta da gördük. Benim en çok üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Yahu bu devlet hiç değişmiyor. Onu acıyorum. Ömrümüz geldi geçti. 55'ine bastım. Çocuklar büyüdü. Nesiller değişiyor. Şu devlet değişmedi gitti yahu. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Kemalisti geliyor aynı. Atatürkçüsü geliyor aynı. MHP'lisi geliyor aynı. ANAP'lısı geliyor aynı. AKP'lisi geliyor aynı. Vallahi de billahi de aynı. Hiç değişmiyor. Ben hepsini gördüm. 28 Şubat'ın mahkemelerinde yargılandım. Çıktım dedim ki 28 Şubat'ın mahkemelerinde hakimlerine. Hakim bey, bu başörtüler İran'dan para almıyor. Biz başörtü eylemleri yaparken dış güçlerin ajanı falan değiliz. Dış güçler bize para falan vermedi. Elektrik, su, ev kirasını falan daha yatırmadım. İnandıramıyorum. Sizin arkanızda dış güçler var. Devran döndü, günler geçti. Gezi için mahkemelere çıktı şimdi de. Siz Gezi'ye niye katılıyorsunuz? Arkanızda kim var? Size Almanya'dan para mı geliyor? Alman dışişlerinde kullanıyor mu? Diyoruz ki ya hakim bey, bizi kimsenin kullandığı yok. Bize bir para mara geldi yok. Yine elektrik parasını zor ödüyoruz. Niye ev kirasını zor ödüyoruz? 20 sene geldi geçti. Yahu siz hiç değişmeyecek misiniz? Hep aynı şey yapıyorsunuz. Hep aynı şey yapıyorsunuz. Şimdi de gezicilerin ajan olmadığını, memleketin çocukları olduğunu,
Gidiyorum Diyarbakır'a, Demokratik İslam Kongresi'ne konuşma yapıyorum. Vay sen oraya niye gittin? Teröre destek verdin. Arkanda kim var? PKK sana param verdi. Yahu arkamda kimse yok. Kimsenin bana para verdiği yok. Ben yine elektrik parasını zor ediyorum. Kirayı zor ediyorum. Adamın tepesini attırmayın. Asıl yanlış yapan sizsiniz. Onlar da memleketin çocuğu. Kimsenin arkasında ajan majan yok. Devletin koltuğuna oturan aynı şeyi söylüyor. Artık ben kendimden de şüphelenmeye başladım. Dedim ya galiba bu hakimlerin yerinde ben olsam aynı soruyu ben soracağım. Galiba başbakan, cumhurbaşkanlığı makamına oturursam diyeceğim ki mesela birisi bana karşı çıksa, muhalefet yürüyüş mürüyüş yapsa arkanızda kim var? Kimin ajanısınız siz? Dış güçler sizi destekliyor. Kimden para aldınız? Hepsi aynı. Bir defa da farklı bir soru soran gelmeyecek mi? Bir defa da ya bu Gezi'deki çocuklar ne istiyor? Ya bu başörtüsüyle okuyacağız diye yollara dökülenler ne istiyor? Ya bu dağlara çıkanlar ne istiyor? Onlar bizim çocuklarımız değil mi? Gelin ya ne istiyorsunuz? Diye soran bir devletin içerisinde bir yürek yok mu yahu? Yok. Devletin içinde kerim bir yürek yok. Sormuyorlar. Oraya giden böyle değişiveriyor. Osman Yüksel Serden Geçti'nin dediği gibi. Milletvekili olmuş. Meclise gitmiş. Meclisin şöyle döner kapısı varmış. Yanlışlıkla kapıyı açmayı da bilmiyor ya. Buradan girmiş tekrar geri buradan çıkmış. Demiş ki lan daha girerken döndürdüler bizi demiş. Daha nelerde döneceğiz demiş. Girişte ilk dönüşü yaptık bakalım hayırlısı. Vaatleri unutuyorlar. Seçmenlere söylediklerini unutuyorlar. Bir havaya giriyorlar. Önce siyah bir araba alıyorlar. Sonra lacivert bir elbise giyiyorlar. Bir de siyah gözlük taktın mı tamam. Her şey kallavi. O artık başka birisi. Bizden biri değil o. Tanıdıklarım var. Bakıyorum böyle bazen televizyondan görüyorum. Böyle bir ne gözü deniyor ya. Harfi vardı. He? Gözlüğü takmış mübarek. Lacivert elbiseyi de giymiş. Aa girmiş. Havaya girmiş tamam. O da olmuş diyorum. Olmuş. Ermiş yani. Ermiş. Olmuş yani. Taktığı lacivert elbiseyi giydiği an bilin ki o olmuştur. Oranın raconu o galiba. Her şeyi unutman gerekir. Halka verdiğin söz mü? Ya unut kardeşim sen artık devlet adamısın. Ya meydanlara çıktın, öyle attın, tuttun, konuştun. Bunlar oy almak için lazım. Ama şimdi artık sen bir devlet adamısın. Sen bir milletvekilisin. Hayvan gözlüğü toktun, lacivert elbise giydin. Ne yapacağız peki? Bu nasıl olacak? Akşam söylediğini sabah unutacaksın. Yoksa zaten sen de dayanamazsın buna. Akşam dediğini sabah unutacaksın. Ne zaman dedim ki? Yok öyle bir şey. Tam tersini söyleyeceksin. Ben şu ana kadar asıl buna direnen bir adam görmedim. Asıl buna direnecek. Yani devletin bürokrasisine karşı. Dolayısıyla bizim Kılıçdaroğlu'ndan şu anda beklediğimiz odur. Lütfen bir çıkış yapın. Şaşırtın. Şu ana kadar yapılanlar beklenen ama heyecanlandıran şeyler değil. Çünkü herkes kendi milletvekili içeri atıldığı zaman kıpırdar. Kuyruğuna basıldığı zaman zıplar. Kedinin bile üstüne biraz fazla yürürsen yüzünü tırmalar. Başkası için yollara döküldüğün zaman bu heyecan verici bir şeydir. Bu umut vericidir. Bu yürek hoplatıcıdır. Herkesin yanında gidip yer alması gereken, onunla beraber yürümesi gereken şey budur. Ben bunu bekliyorum. Bakalım ne olacak.
Bakalım ne olacak. İnşallah umutlarım boşa çıkmaz. Peki. Ömer Mutlu. Oruçluyken sağa sola bağırıp çağırmak, kalp kırmak orucun sevabını almaz mı? Nice oruç tutanlar vardı ki onlara kalan açlık ve susuzluktur sözü peygamberimize ait değil mi? Ayrıca gece boyunca yatmayıp öğle ya da akşama kadar yatarak oruç tutmak makbul mü? Tanıdığımız böyle yapanlar kendilerini kandırmıyorlar mı? Şimdi oruçta biraz evvel anlatmaya çalıştım. Yemek, içmek işin teferruatıdır. Asıl insanın kendini tutması önemlidir. Bağırmak, çağırmak, sövmek, kalp kırmak, arzularını frenlemek, öfkelenmemek, susmak, sinirlenmemek. Bunları başarabiliyorsun asıl, oruç tutabiliyorsun demektir. Asıl açlık, yemeğe duyulan açlık değildir. O nasılsa halledilir. Az önce söyledim, açla tok arasında bir simit kadar fark vardır. Önemli olan insanların ruhsal açlıklarının giderilmesidir. Ruhta yoksulluk esas olandır. Yani insanlar sevgiye aç, merhamete aç, dayanışmaya aç, paylaşmaya aç, sevilmeye aç. Asıl açlık bunlar. Bu açlıklar giderilmediği sürece bu yeyim içmeden ibaret olan açlık işin teferruatıdır. Devlet leşkeri, iktidarın adalet için yürüyüşe itirazen sokakta adalet aranmaz sözüne karşı neler söylersiniz? Hadi oradan derim. Şak diye cevabımı yapıştırırım. 15 Temmuz'da bir ay boyunca sokaklarda ne arıyordunuz? Cevap verin. Madem sokakta adalet aranmaz, 15 Temmuz'da bir ay sabahlara kadar, sabahın 5'ine kadar vapurlar bedava, metrobüsler bedava, metrolar bedava, otobüsler bedava. Bir ay spor AŞ'den garajdaki çalışanlara kadar bütün belediye personeli meydan meydan, sokak sokak, sokaklarda ne arıyordunuz? Madem sokaklarda adalet aranmaz, vatandaşları televizyonlardan neye sokağa çağırdınız? Neden 238 kişinin ölümüne vesile oldunuz? Madem sokaklarda adalet aranmazsa. Bak, bir örnek de bu. İşine gelince tak kıvır bu tarafa. Adaletin saraylarında adalet tecelli etmiyorsa, adalet sokakta aranır. Bal gibi de aranır. Bal gibi de gelir. Ne sokağa aşağılayıp duruyorsunuz? Peygamberimiz de sokağa çıkmıştır. Adaleti sokakta aramıştır. Mekke'de yürüyüş yapmıştır. Müşriklere karşı 40 kişiyle. En önde de kendisi yürümüştür. En önde. Hazreti Ömer Müslüman olduğunda Müslümanların yaptığı ilk iş neydi? Mekke'ye yürümek. Darül Erkam'ın evinde toplanmışlardı. Ömer peygamberimizi öldürmeye geldi. Yolda Kur'an sesi duydu. Orada dizlerinin bağı çözüldü. Allah ona hidayet nasip etti. Ve oradan kalktı, Darül Erkam'a geldi. Herkes kılıçlarına davrandı. Ömer geldi. Bir bela çıkaracak diye. Dedi ki beni peygamberin yanına götürün. İçeri aldılar. Herkesin eli böyle kılıçlarında. Anında bir saldırı olabilir yani. Çünkü adam öldürmeye gelmiş. Müşriklerin başı. Ömer. Ömer bin Hattab. Halife Ömer'den bahsediyorum. Müslüman olmadan önce. Müslüman oluş sahnesi. Geldi ve peygamberin önüne oturarak ben de sizdenim artık dedi. Ve malını mülkünü ortaya döktü.
Çünkü onlar Müslüman olduğunda hep böyle yaparlardı. Öyle kelime-i şehadet falan getirmek yok. Ne kadar varsa dökeceksin ortaya. O zaman Müslüman olduğunu anlaşılır. Bunun üzerine herkes evin içine tekbir getirdi ve kimse oradaki topluluğu tutamadı. Yaklaşık 40 kişidirler. O heyecanla evden çıkarak Kabe'ye doğru yürüdüler. Bütün müşrikler önlem aldı. Etraflarını sardılar, taşlamaya başladılar. Taşlara rağmen kol kola girerek Kabe'ye kadar yürüdüler. Dinlemediler kimseyi. Ve Kabe'de merdivenlerin içerisine, üstüne çıkıp Kafirun suresini okudular. Ve peygamberin dişleri kanadı. Yumruktan yere yıkıldı. Kavga çıktı yani Kabe'nin etrafında. Sonra oradan evlerine tekrar dağıldılar. Ne demek sokakta aranmaz ya? Adalet sokakta aranmak ne demek ya? Sokaklar halkın dolaştığı yerlerdir. Sokaklar mübarek yerlerdir. Asıl saraylar, sarayların içine döşeli halılar, asıl haramlar oralarda işlenir. Gizli dolaplar orada çevrilir. Sırtlanlar orada toplanır. Halkın aleyhine, başkalarının aleyhine fırıldaklar orada çevrilir. Yolsuzluklar, çalmalar hepsi orada yapılır. Sokak halkın bağrını rüzgara dayayıp geze geze dolaştığı yerlerdir. Asıl olan sokaklardır beyler. Ha bu şu anlama gelmiyor. Sokağa çıkalım her şeyi devirelim, yakalım, yıkalım. Yok böyle bir şey. İşte bugün Kadıköy'de sokağa çıktım yine. Sokaktan geliyorum ben şimdi. Sokakta adalet aramaktan geliyorum buraya. Onun için 25 dakika geç kaldım. Bir yerden bir yere kadar yürüdük. En az 1000-1500 kişi vardı. Ankara'da açlık grevi yapanlara destek. Açlık grevi yapanların 100. yılı. Etraf can çerçeve, mağaza, insanlar yolların kenarına toplanmış. Kadıköy'ü biliyorsunuz. 1500 kişi oradan oraya yürüdü. Basın bildirisini okudu, dağıldı. Sonra geri döndü. Orada yeryüzü sofrası serildi. Sonra yeryüzü sofrası kaldırıldı. Ben orada 5 dakikada konuşma yaptım yeryüzü sofrasından sonra ve buraya geldim. Kimsenin de burnu kanamadı. Hiç kimse de hiçbir şey olmadı. Etrafta polis morus da yoktu. Ama şimdi sen oraya bir araba polis gönderir de yasak, dağılıp, mağılıp bir şey dersin, gazla atarsın, o zaman kıyamet kopuyor. Ama olmazsa bak hiçbir şey olmuyor. Ya orada insanlar, kocaman kocaman insanlar yani. Senden mi öğreneceğiz ne yapacağınızı? Dün de başka bir şey oldu. Şişli'deki yerin sofrasından kalktık. Maşka'daki adalet nöbeti tutanlara destek olmak amacıyla Maşka Parkı'na geldik. Adalet nöbeti tutuluyor orada. Maşka Parkı'nda. Şimdi orada gençlerden bir tanesi bir pankarta şöyle yazmış. Kamu alem birdir bizde. Yeryüzü sofraları. O pankarttan parka geldik. Parka gereken de bir tanesi ya şunu çıkaralım bundan beraber girelim dedi. Onunla beraber girerken polisler durdurdu. Bundan giremezsiniz dedi. Milletin moralini bozdu. Ne demek yani bu işte Yunus Emre'nin şeyi, şiiri. Biz kimseye kin tutmayız. Düşmanımız kindir bizim. Kamu alem birdir bizde. Yani kamu herkes bizim gözümüzde birdir. 72 millete bir bakarız. Yeryüzü sofralarının felsefesi bu. Yok giremezsiniz. İlginç olan şey şuydu. Onun için anlatıyorum. Şimdi oradaki genç polis telefonu aldı. Bir dakika amirime sorayım diyor. Orada yazılı olan şeyi amirine soruyor. Şöyle karanlıkta da tam böyle göremiyor. Telefonuna diyor ki ne yazıyor orada? Kamu alem, kamu alem birdir bizde. Yeryüzü sofraları yazıyor. Amirim diyor. Amir de diyor ki sokmayın diyor. Ne ne? Kamu, kamu, kamu. Kamu ne lan? Kamu. Sokmayın diyor. Ben de böyle izledim.
Yahu şu memleket değişsin artık yahu. Şu hale bak yahu. 28 Şubat'ta mahkemeye gittim. Dedi ki hoca, sen Cumhuriyet'e karşı çıkıyor musun? Nerede yazmışım dedi. Aa dedi, burada yazmışsın. Yaz bakayım ne yazıyor dedim, bir oku. Bir yazı yazmışım. Cumhuriyet'in cılkını çıkardılar. Vali tayfasını toplamış. 75 trilyona Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıyor. Bir sürü bayrak almışlar. Balon malon böyle yandaşlarına para harcamış. Devletin parasını oralara harcamış. Ne Cumhuriyet'in bilmem kaçıncı yıl dönümü kutluyormuş. Ben de buna kızdım. Bir yazı yazdım. 20-25 sene öncesinden bahsediyorum. Bunu da mahkeme verdi. Ben Cumhuriyet'e karşı çıkıyormuşum. Dedim polise yaz bakayım burada ne yazıyor dedim. Şöyle yazmaya başladı. Hani buradaki polis gibi. Hani şöyle bakıyor ya. Yazıyor. Diyor ki 25. yıl kutlamaları yapılacağına 75. yıl kutlamaları yapılacağına ve bunun için de 25 trilyon harcanacağına 25 trilyonu verip 75. yıl Cumhuriyet Hastanesi yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Böyle soruyorum. Şimdi o polis orada onu okuyor böyle. Oraya deyince şöyle bir durdu. Bir dakika oraya bir şey daha ekledim. Bir cümle daha ekle. Aklıma geldi. Dedim o cümleyi de ekle oraya dedim. Veya Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü sebebiyle 25 trilyon lira canlarını dişlerine takarak iyi günde kötü günde biraz da böyle gaz verdim. Damardan girdim yani. Memleketini koruyan, nöbet tutan polislere birer maaş ikramiye olarak verilseydi daha iyi olmaz mıydı? Yaz dedim. Şöyle adam bir kenara çekildi. Yanındakiler beraber oturuyorlar. Şöyle yüzüme baktı dedi ki ya hoca dedi. Sen şimdi buradan mahkemeye gideceksin değil mi dedi. Evet dedim. Seni yargılayanın, seni mahkemeye sevk edenin, seni buraya gönderenin. Senin gibi bir adamı yargılıyorlar ya. Ya dedi adamın dediğine bak dedi. Aslında dediği olsa ne güzel olur ya dedi. Hemen birbiriyle konuşmaya başladı. Evet ya ben dedi geçen borç almıştım onu öderdim. O dedi kirayı ödeyemedim bilmem ne. Ha polisin hali. 75. yıl Cumhuriyet kutlaması. 25 trilyonu havaya savurmuşlar. Ben de yazı yazmışım. Cumhuriyet'in cırkını çıkardılar. Cumhuriyet böyle kutlanmaz. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu olduğu zaman Cumhuriyet olmuş olur. Yoksa siz kurulan Cumhuriyet'in üzerine tepinmiş olursunuz. Tepinmiş olursunuz. Cumhuriyet'in üzerine tepinmek, Cumhuriyet'i kutlamak, Cumhuriyetçi olmak demek değildir. Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi yaparsanız, hayatta en hakiki mürşit olarak ilmin yolunu takip ederseniz, cehaletten kurtulursanız, yurtta barışı, dünyada barışı sağlarsanız, gerçek anlamıyla aklın ve bilimin yolunu takip ederseniz ve bu cumhuriyeti herkese ait kılarsanız, Türkiye, Kürt, Aleviye, Sünniye, herkese, o zaman cumhuriyetçi olursun. Kusura bakma, böyle 25 trilyon alıp cebine indirip cukkayı sonra kalkıp ben cumhuriyetçiyim bilmem ne falan yok böyle bir şey. Bak ben o zaman da bunlarla uğraştım ha. Şimdi buraya geldik bak aynı şey. Adam pankarta bakıyor ya telefonla. Kamu alem müdürlüğünde yeryüzü sofraları amirim diyor. O yazıyor diyor. Sonra bekliyor. Bir dakika bekliyoruz diyor. Talimat girecek. Kaldırın. Tamam talimat geldi kaldırın diyor. Ben de kenardan seyrediyorum ve bunlar aklımdan geçiyor. Vah memleketim vah diyorum. Bu polislerin yaşı da 22, 25, 27 falan yani. Yeni yeni genç çocukları almışlar. Biz gelmişiz 55'ine. Memleket hala değişmemiş. 18 yaşında vekil almış. Böyle
dolap beygiri gibi hep aynı şey, hep aynı şey. Zırnık ilerleme yok. Ben buna yanıyorum. İnşallah yeni bir nesil gelir. Bu siyasetçiler de kokuşmaya başladı. Gezi'deki gibi. Yeryüzü sofralarında şöyle dua ediyorum ve insanlara şunu tavsiye ediyorum. İki şekilde bu karanlıklardan çıkarız. Ey millet! Bir, yeryüzü sofralarındaki gibi toplanarak. Kimseye sen kimsin demeyeceksin. Gözünün üstünde kaşın var demeyeceksin. Dil, din, ırk, inanç, cinsiyet, hiçbir şey sorgulamayacaksın. Olduğun haliyle gel diyeceksin. Ve o haliyle onu kabul edeceksin. Eşit olarak görüp karşısında oturacaksın. Ve ekmeğini bölüşeceksin. Bu mesajı veriyoruz. Böyle bir toplanma olması lazım. Bir. İki, Gezi'deki gibi ayağa kalkılması lazım. Yoksa bizi zillet, onursuzluk, haysiyetsizlik ve karanlık bir gelecek bekliyor. Çünkü toplumların başına zilletler böyle çöker. Bak buradan söylüyorum. Eğer şu adalet yürüyüşü olmasaydı 5 CHP milletvekili daha tutuklanıyordu. 5 tane daha gidiyordu. Hemen ertelediler. İlk fırsatta ses çıkarılmadığı takdirde hemen tekrar tutuklayacaklar. Ona boyun eğ, buna boyun eğ, ses çıkarma, yan yana gelme, birleşmeme, teker 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 hepimize bu zillete boyun eğdirecekler. Buradan çıkmanın yolu yeryüzü sofralarındaki gibi birleşmek ve Gezi'deki gibi ayağa kalkmaktır. Ey millet! Ben buradan söylüyorum. Yol yöntem gösteriyorum. Neyle aydınlığa çıkarız? Aynı şey Nazım Hikmet'te göstermiş zamanında. Sen yanmazsan, ben yanmazsan nasıl çıkarız bu karanlıklardan aydınlığa? Sen Edirne'ye yürümezsen, sen Kürt'e bağrını açmazsan, Kürt Türk'e sarılmazsa, ben bugün cemevine gitmezsem, bugün cemevine gittim. Gündüz, öğleden sonra. Şahkulu cemevine. Orada bir sürü insanla görüştüm. Öbürü cumaya gelmezse bu karanlıklardan nasıl çıkacağız? Söyleyin bana. Çıkamayız. Birleşmek zorunda. Memlekette artık sağcı solcu yok. İlerici gerici falan bunların hiçbiri yok. Namussuzlar ve namussuzlar var. Namussuzlar ve namussuzlar var. İşini iyi yapanlar namusludur. Çalmayanlar namusludur. Öteki için bir şey yapanlar namusludur. Ya beni bırak. Önce onun için bir şey yapalım diyenler namusludur. Ben bunları hep namuslu olarak görüyorum. Hatta bir cümle daha söyleyeyim. Ben olsam Kılıçdaroğlu'nun yerinde eh canım bu kadar da fazla falan diyebilirsiniz. Ama ben söylerim yani. Ben söylerim. Ben siyasetçi değilim. Ben politikacı değilim. Derim ki bizim milletvekilimiz önce biraz dursun. Zaten bu tutuklanan ilk CHP milletvekili. Öteki partinin veya partilerin milletvekilinin neredeyse yarısı içeride. Önce oradan başlayalım. En son bizimkini çıkarırız. Ne klas, ne asil bir davranış. Var mı bunu yapacak biz? Gösteriş olsun diye değil kardeşim. Erdem, Sokrates diyor ki, Erdem kendi evin yandığında su aramak, söndürmek için değildir. Komşunun evi yandığında su arayıp gidip o yangının üzerine suyu dökmektir. Yoksa herkes kendi evi yandığı zaman koşar bir yerlere. Ama öbürü yandığında açar seyreder. Kalkar davranırsan sanki kendi evinmiş gibi. Gerçek annelik nedir? Bütün toplumun çocuklarını kendi yavrusu gibi görmektir.
Gerçek babalık nedir? Toplumun tüm çocuklarını kendi çocuğu gibi görmektir. Yoksa herkes kendi çocuğunu tabii ki sever. Kendi çocuğuna tabii ki babalık yapar. Bir de hiç tanımadığına bir babalık yap da göreyim bakayım. Asıl erdem budur. Bizden istenen de budur. Böyle yapıldığı zaman oraya rahmet yağar. Bu toplum, o zaman ümit var olabiliriz. Bir ışık görünmüş demektir. Evet, şimdi bir ara daha veriyoruz. Macit, sizin bu şeyler biraz uzun mu oluyor? Bu çaldığım parçalar bizim bu Kürtlerdeki şey gibi. Lele 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 diye bir asılıyor böyle. 10 dakika sürüyor. Zaten ben makam çalmadım burada. Makam, bizde bir... Uzun mu olur ya? Sizin parçalar uzun mu olur böyle? Evet. Bizde bir makamlar var ama ki Kürtler gibiydi ki biz Hure isminle söylüyoruz ki Farsça tehri söyle. Bir uzuna çeker zaten ama... Evet, şimdi ne dinliyoruz? Sıra sende. Gulveli bir bizim bir bölgümüzdür. Bir kelam söylüyoruz biz ona. Yani şiir söylemiyoruz. Ondan bir mukaddes bir şeydi bizim üçü. Bektaş söyleyenler gibi, Nesim'i söyleyen gibi. Gulveli isminle. Ki onu söyleyeceğim. Daha ondan sonra bir 190, 180 tam burada Mevlana'dan okuyunlar. Yani Mevlana şiirlerinden. Tamam. Sağ ol. Teşekkür. Evet, buyur. Havend kadi değil delil odası gir Mevlam ya pirim hava Mevlam Şah cihan nazar gül gel gulam zar ile ahim var yüz tutup sana yalvarram didey didey yer gökçe Çağıram ya Davud ya bin Yamin ya Davud Pir Musi kalem çalır Hayre dönder ya Davud Tanıdım sen Huda Vendi bir gam olumdu alemde Davandı bir gam oldum dolamda. Benim o gam günde gile sen cile de panahim var. Mola mola sultan hükümlü şahdır. Sultan hükümlü şahdır alemi yâre bâhşeyle yârim aman ümid ehliyem vella ümid ehliyem vella hacemden bu
tamayın. Solup dur, rakipler kör olup dur. Yavim bilmem bu cemde müşkiller hel olup dur. Hacasından kaçabilmez, hacasından kaçabilmez. Yavim bil dağlarında. Hazat kuyam yallah, kendin hizar güvahim var. Uluğuna umid olma, uluğuna umid olma, yakinin hakiyen bağla.
Neler aklınıza geliyor? İnsanlar geliyor, hayvanlar geliyor, yaşam geliyor. Bu kadar, başka bir şey gelmiyor. Toplum gelir, insanlar gelir. Yeryüzü denince aklıma çevre, doğa ve insan geliyor. Yaşam, hayat, yani güzellikler. Kainat geliyor, başka ne geliyor? İnsanlar, hayvanlar, evren, bitki. Yeryüzü denince aklıma dünya geliyor, hayat geliyor. Tabiatta biriktiren tek canlı neden insanoğludur? Çünkü doyumsuz olduğu için. Çünkü Allah o şekilde yaratmıştır insanları. Biriktirmek için yaratmıştır. Yaşamak için, yani yaşam mücadelesi vermek için yaratmıştır. O şekilde düşünüyorum. Bilmiyorum, belki Adem havadan kalmıştır. Yani tam detaylı bilmiyorum bu soruyu ya. Yani bir anlamını çözemedim. İhtiyaç. En zekisi olduğu için. Çünkü onlar da insanlar gibi aynı nefes alıyorlar. Aynı havayı yaşıyoruz, solumu yaşıyoruz. Onların da nefes almayı. Aynıyız yani. Aynı dünyada yaşıyoruz. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir ifadesiyle ne denmek isteniyor olabilir? Yani hayatın güzel olması, insanların hayata güzel bakması. En tabii normal düşünce hakkıdır. Ben buna katılıyorum. En doğrusu da budur zaten. Hayat zaten oyun. Yanlış bence. Yani dünya sadece oyun ve eğlenceden ibaret değil. Yaşamın her türlü anı dünyada yaşanması gereken bir şeydir herhalde. Geçici, ebedi hayat olmadığı için. Geçici hayat. Ona yorum yok. Kalsın. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Yani dünyaya öncelikle Allah'a ibadet etmek için gelmişizdir. Hani Allah bizi dünyaya ibadet etmek için göndermiştir. Tabii aynı zamanda dünya hayatında yaşamamız gerektiğini söylemiştir bize. Yani her şey oyundan ibaret değil. Tabii ki oyun da oynanır, gezilir, toz olur ama ilk başta ibadet olması gerektiğini düşünüyorum. Ya hayatı aslında böyle yaşamak gerektiğini söylenmesi çalışılıyor. Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun. Japon atasözünde ne mesaj veriliyor? Vallahi bu konu biraz derin. Aslına bakarsanız insanlara dokunuyor. Bence vefasızlığı unutan insanları, değer bilmeyen insanları anlatıyor. Bence. Benim kanımca böyle. Bu hava sıcaklık. Yani işte insanların vefasız olduğu bu şekilde kanıtlanıyor yani o kelimeyle. Vallahi çok mana taşıyor o cümle. Yapılan iyilikler de unutuluyor var içinde. Daha birçok şey barındırıyor. Yani ağaçlarımızı şimdi yazın şu an hepimiz gölgen dibine koşuyoruz. Tabii ağaç arıyoruz ama kışında kesiyorlar biliyorsunuz. Hiç değerini bilmiyoruz ama şimdi biliyoruz değerini. Vallahi herhalde buradan yazdan mı bahsediyor acaba? Yaz gelince ağaçlar çiçeklenir, böceklenir. Kış olunca dökülür. Ondan bahsetmiştir herhalde yani tam olarak. Yani acıyı yalnız hissettiğin zaman hatırlarsın demek istiyor. Dua özeldir arkadaşlar. Şimdi sen çok sevdiğin birisine diyelim işte sevgilinle, eşinle
konuşurken, fısıldaşırken başkasının duymasını ister misin? Ne bağırıp duruyorsun o zaman dua ederken? Ya Rabbi bize şunu ver. Amin. Ya Rabbi. Ya ne bağırıyorsun kardeşim? Veya ben dua ediyorum. El Fatiha diyor. Kapatıyor. Duayı bitiriyor. Çekin gidin diyor camide. Bir gün gittim hocaya dedim ki. Hocam dedim bu dua ederken niye El Fatiha diyorsun? Millet gitsin diye. Ama ben daha dua etmek istiyorum. Yani benim duamı bitirdiğimi sen nereden anlıyorsun? Herkes aynı şey mi söylüyor ki? El Fatiha deyince komutla hep birden dua bitiyor. Velhamdülillahi Rabbi dua etti. Böyle dua ediyorsun ediyorsun sonuna doğru. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha deyince herkes Fatiha'yı okumaya başlıyor. Önünde dua bitiyor orada. Ya belki tam da ben böyle yalvarma moduna girdim. Böyle biraz da uzatmak istiyorum. Derdimi aşmak istiyorum. Ne kesiyorum ben duamı? Bu komutla dua nedir yani? Komutla dua olur mu? Yanlış. Peygamber zamanında El Fatiha herkes çeksin gitsin. Öyle bir şey yoktu ki. En çok Emevi hurafesi camilerdedir. En çok da cuma namazındadır. Bir gün bir yerde cuma namazı kıldırmak için kürsüye çıktım yıllar önce. Direkt çıktım. Sevgili kardeşlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Dedim bir ayet okudum, anlattım. Şeyi bitirdim, konuşmayı bitirdim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin dedim, indim. Evet. Camide homurtu yükseldi. Oo, bu ne yapıyor, ne o? Ne oluyor dedim, ne homurduyorsunuz? Hani ya hutbe nerede? Benimki kabul olmadı mı şimdi? Yani siz namaz kılmayacak mısınız şimdi? Biraz sonra geçeceğim, cuma namazı kıldıracağım. Benim arkamda kılmayacak mısınız? Benim kıldırdığım kabul olmaz diye mi düşünüyorsunuz? İnsanlar daha önce hocaların yaptığı gibi yapmadığım için homurdanıyor. Ya biraz evvel bir sürü size konuşma yaptım. En az yarım saat konuştum. Dinlediniz. Hayırlı günler dedim, indim aşağıya. Dua mua yok, uzatmamız hepsini kaldırdım. Vallahi de, billahi de, tallahi de, Peygamberimiz de benim yaptığım gibi yapıyordu. Onların hepsi sonradandır, uzatmadır. Hiçbirine gerek yoktur. Tıpkı bir yemekte, tıpkı bir düğünde konuşur gibi. Şimdi yeryüzü sofrasında biraz evvel izlediniz işte, Hakan çekmiş. Geliyor, hocam bir konuşma yapıyor, mikrofonu uzatıyor. Şimdi ben orada mikrofonu elime alsam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sonra orada biraz merdiven gibi bir yer var dedim. O zaman şu merdivene çıkayım ben dedim. Böyle 1, 2, 3, 4 biraz evvel gördünüz biraz hafiften yüksek bir yerdi. Şişli Camisi'nin yanında. Birinci merdivene attım. Bir dua. Orada biraz duruyorsun. Sonra ikinci merdivene, ikinciye tekrar dua. Üçüncüye tekrar dua. Sonra üçüncüye geldim oturdum. Döndüm. Dua. Tekrar kalktım. Dördüncüye çıkıp ya. Ne oluyor ya? Millet ne yapar buna? Çok güneş değil mi bu? Mikrofonu verdiler. Tamam dedim, ben de çıktım oraya, döndüm. Konuştum, hepiniz hayırlı günler dedim, bıraktım bu kadar. Hutbe dediğin caminin içinde yapılan medeni bir konuşmadır. Uzatması, kısaltması, duası, ön duası, arka duası, Arapça duası, oturması, kalkması, adım attın dua, adım attın. Bunların hepsi sonradan. Hiçbirini peygamber böyle yapmamış. O zaman ne oluyor? Ayine dönüşüyor. Hayatın bir parçası olmaktan çıkıyor. Tıpkı düğün gibi. Tıpkı yemekten sonra konuşma gibi. Tıpkı nikah merasiminde birisinin kısa bir konuşma yapması gibi hayatın bir parçası olmaktan çıkıyor. Ulaşılmaz, anlaşılmaz bir ayine dönüşüyor. Hayatın dışında orası tapınak. Ve orada ayin yapılıyor. Hayatla ilgili bir şey değil o yani. Böyle sofra gibi, yemek gibi, düğün gibi falan bir şey değil o. Halbuki tam tersi. Peygamber zamanında düğünler de mescitte oluyordu. Yemekler de mescitte veriliyordu. Ayağa kalkıyor, birisi konuşma yapıyordu. Hutbe dediğim buydu yani. Ne hale sokmuşlar? Şu hale bak. Evet. Şimdi ihtiyaçtan fazlasının sınırı nedir? Şimdi bu konuda benim takip ettiğim şey şu.
Her yıl 16 Mart'ta Dünya Gıda Örgütü Birleşmiş Milletler'e bağlı ihtiyaçlar listesi yayınlıyor. Şimdi bile internete girseniz görebilirsiniz. Dünya Gıda Örgütü her yıl 16 Mart'ta. İhtiyaç nedir? Askeri geçim standardı nedir? Yoksulluk sınırı nedir? Bunlar nasıl ölçülür? Dünya genelinde bunun standart ölçüleri neye göre belirlenmektedir? Örneğin, diyor ki, bugün yeryüzünde yaşayan herhangi bir insanın ihtiyaçlar şeyi şudur diye liste yayınlıyor. Mesela diyor ki, nüfusu 1 milyonu aşan bir şehirde olursa, 2 milyonu aşan şehirde olursa, 500 binden fazla olursa, 100 binden aşağı olursa, böyle ayrı ayrı. 2, aile 4 kişi olursa, işte tek bir kişilik bir kişi olursa, 2 kişi karı koca olursa, 4 kişilik bir aile olursa, 6 kişilik bir aile olursa, şöyle şöyle. 3, 14 kalem üzerinden dünyanın her yerine geçerli, bir insanın insan olarak yaşaması için gerekli ihtiyaçlar belirlemişler. Mesela yiyecekler A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini. Kaçar gram lazım vücuda? Bir insanın şu kadar vitamin alması lazım. A vitamininden şu kadar, B vitamininden bu kadar, C vitamininden, D vitamininden şu kadar, hepsini tek tek. Gramajlarına kadar. Sonra demiş ki, bu kişinin hafta bir gün sinemaya gitmesi lazım. Hafta bir dergi okuması lazım. Yol masrafı, metroya binmesi lazım, tramvaya binmesi lazım. Bunlara kadar. İşte elbise giymesi lazım. Kışlık, yazlık, ayakkabısı, ceket olması lazım. 14 kalem üzerinden en ince ayrıntılarına kadar belirlemişler. Hepsinin karşısında tek 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 yazmışlar. 14 kalem üzerinden nüfusu işte 1 milyonu aşan bir yerde yaşayan 4 kişilik bir aile için asgari geçim standardı AGS 3000 bilmem kaç dolardır diye hesaplamış, oraya noktayı koymuş. Eğer bu kişi aylık geliri bu standartlara uygun olarak şu kadarsa bu normaldir. Eğer bunun altına düşmüşse burada bir anormallik vardır. Derhal giderilmesi gerekir. Eğer üstüne çıkmışsa eşitsizlik vardır. Diğerlerinin hakkından geçmiştir. Şimdi bana göre artık eski fıkıh kitapları değil, bunlara bakacağız. Asgari geçim standartı nedir dediğiniz zaman hocalar hemen açıyorlar. 100 gram altın üzerinden. Ondan sonra zekat verilirken üzerinden bir yıl geçtikten sonra hasat zamanı. Ya bunlar eski tarım toplumuna göre ayarlanmış şeylerdir. Şimdi bunları geç. Bak burada listeler var. İhtiyaç listeleri var. Asgari geçim standardı. Asgari yani en az şu kadar bir adamın eline dolar para geçmesi lazım diyor. Bu bir de evrensel olan, bir de yörelere göre değişiyor. Nüfusu 1 milyon, 2 milyon köy olursa, kasaba olursa, doğu olursa, batı olursa, onlara göre böyle iniyor çıkıyor. Şimdi bunlara göre bakılıp ölçülürse o zaman ihtiyacın ne olduğu aşağı yukarı ortaya çıkar. Yani belirsizlik aşağı yukarı giderilmiş olur. Evet, onu bir daha söyle. Şimdi 10 liralık kazak da var, 100 liralık kazak da var. A kişisi 10 liralık kazağı giyiyor. Onun atıyorum cebinde 20 lirası varsa 10 lirası kalıyor. Ama B kişisinin cebinde 100 lira var, o 100 liralık kazağı giyiyor. Benim anlatmak istediğim şey buydu. Yani burada tamam, nasıl bir standart yakalamamız gerekiyor? Şimdi tamam. Bu şimdi eskilerden, eski fıkıh kitaplarında buna şey deniyor, havaici asliye deniyor. Temel ve zaruri ihtiyaçlar. Sonra haci ihtiyaçlar. Yani öyle bir ihtiyaç ki
ortalama o günkü toplumda var olan en pahalı olanla en ucuz olanın ortalamasında bunu aldığın zaman bu normal bir ihtiyacı karşılamış demektir diye ifade ediliyor. Buradaki listede de ben lüks harcama diye bir şey var. Ona dahil etmiştir. Buradakilerin hiçbirisi lüks harcama üzerinden hesaplanmıyor. Ne demek bu? Şimdi bir kazağın en ucuz fiyatı var, bir de en pahalı fiyatı var. Bir de onun ortası var. Buradaki hesap var, bu orta üzerinden yapılıyor. Şimdi eğer en ucuz üzerinden alırsan, ortası nedir? En lüks üzerinden olan ortası nedir? Şimdi sizin söylediğiniz şu anda da mesela bu lüks kullanıma giriyor diyerek onun vergisini artırıyorlar, değil mi? Öyle bir şey var, şu anda bile var. Onun kullandığın araba, giydiğin kazak, oturduğun ev, kullandığın eşya ortalamayı, normal ortalamayı aşıyorsa o lüks tüketime girer. Onun vergisi de fazladır. Onun fiyatı da pahalıdır. Ve onun üzerinden ihtiyaçlarını gideren kişinin karşılamış olduğu ihtiyaçları ayrı bir kategoride değerlendirilir. Mesela bundan 3 kuruş vergi alırken ondan 8 kuruş vergi alır. Çünkü der sen lüks yaşıyorsun. Normal bir kazak giymiyorsun. Senin giyinin ortalama bir kazak değil. Ucuz kazaktan vergi yok. Ortalama kazaktan 2 lira, lüks kazaktan 8 lira vergi alırım dediği zaman devlet bunu çözmüş olur. O zaman kim ne kadar pahalı yaşıyorsa o kadar vergi verecek demektir. Kendini ortalamaya çekersen bundan kurtulursun. Ama aşağı doğru indirsen vergiden tamamen kurtulursun. Bunu sosyal demokrat ülkelerde, İskandinav ülkelerinde, Almanya'da falan uyguluyorlar. Diyor ki mesela şurada lüks bir araç var. Ben onu almak istiyorum. Ben ortalama bir araç almak istemiyorum. Bayağı pahalı bir arabaya binmek istiyorum. Buyur al diyor. Hay hay. Alıyorsun. Tak. Vergiye bir bakıyorsun. Diyor, bu ne? Niye benimki diğerleri gibi değil? Diğerlerinki ortalama vergi. 3 kuruş. Bana geldi 8 kuruş. Sen diyor lüks aracı aldın. Bu lüks araca giriyor. Vergisi de fazladır. İstiyorsanız buyurun yapın. Onlar böyle bir çözüm bulmuşlar. Pahalı evde oturuyorsan, pahalı giysiler giyiyorsan, pahalı yaşıyorsan, lüks yaşıyorsan onun vergisi yüksek olur. Ben bu vergiyi vermek istemiyorsam o zaman bunu aşağı doğru çekeceksin. O kadar fazla lüks yaşamayacaksın diyerekten bunu bu şekilde bir çözüm bulmuşlar. Şimdi bu tür çözümler geliştirilebilir. Bence burada her şeyden önemli olan niyettir. Yani bizim insanlarımızda şöyle bir şey var. Mal kaçırmak, vergi kaçırmak, öyle söyleyip böyle yapmak. Tamam ben ortalama üzerinden vergi vereceğim deyip onun gidip pahalısını almak. Sonra gidip arkadaşlar arasında ya aslında ben ortalama dedim ama pahalı aldım, kandırdım falan diye övünmek. Böyle şeyler çok. Etrafımıza bakın bir sürü insan göreceksiniz böyle. Ben mesela şuna şaşıyorum. Ne iş yapıyorsun diyorum. Akşama kadar yatıyorum diyor. Nasıl diyorum? Ya diyor abi ben kimseye kendimi ezdirmiyorum. İyi bir işim var diyor. Nasıl yani? Yani böyle zulada duruyorum. Böyle kimse bana bir şey demiyor yani. Öyle yatıyorum akşama kadar. Adam yatmakla övünüyor. Kendini ezdirmeme diye bir şey var. Yani ne kadar kaytarırsan, ne kadar yatarsan, ne kadar iş yapmazsan o kadar iyi bir şeymiş gibi. Ya Almanlarda mesela böyle bir şey yok. Yani bir Alman bunu söylemesi için utanır yerin dibine geçer yani. Yani yatmakla övünülür mü? Adam övünüyor ama kimseye kendimi ezdirmiyorum diyor. Kimsenin ağız kokusunu dinlemiyorum. Amir, memur kimse, o kimse olmayacak yani. Yani iş yerine gidecek. Amir şunu yap demeyecek. Birinin dediğini tutmayacak. Arkadaşa kimse karışmayacak. Ona bir masa verecekler. Kadınsa örgü örecek. Erkekse orada akşama kadar yatacak. Gidecek sigara içecek falan. Maaşını da alıp yatacak aşağıya. Adam böyle bir şey arıyor. Bununla övünüyor ya. Ya çalışmamakla övünür mü yani?
Şimdi bizim hayata dair özlemlerimizin birçoğunu Avrupalılar bu işi dinden arındırarak gerçekleştirmişler. Biz burada böyle debelenip duruyoruz. Çünkü adalet diye Sokrates'in bir tanımı var. Diyor ki adalet karşılıklı çatışma dengesinin, karşılıklı çatışma korkusunun yarattığı dengedir. Yani ben şimdi lüks giyinirsem olmayanlar bunu gelir çalar. Lüks bir yerde oturursam başkaları gelir orada yaşamak ister. Onun için kapıya bir güvenlik dikmem lazım. O zaman ortalama olursa güvenliğe de gerek yok. Öyle korkuya da gerek yok. Karşılıklı çatışma korkusunun yarattığı denge. Bunu bulmuşlar. Çok çatışmışlar. Yani böyle çatışa çatışa bir denge bulmuşlar kendilerinden. Ve bir de dinin boş vaatleri ortadan kaldırılınca dünya biraz düzelmiş. Ama şimdi bizim vatandaşa diyoruz ki, mesela birisine şöyle demiştim, ya şuraya şöyle bir şey yapmak lazım, ne güzel olur. Ama kim uğraşacak? Sen burada yukarıyı memnun etmeye bak, bol namaz kıl, oruç tut. Öbür tarafta nasılsa bunların hepsini sana verecek. Cennet de olacak, köşk de olacak, altından altından ırmaklar akan evler de olacak. Ne gerek var burada bunlarla uğraşmaya? Ha, geçen Münih'e gitmiştik, orada bir sohbet olmuştu. Bu Kur'an'da anlatılan şeyi adam yapmış. Deniz yok. Hani bizim Kayseri'nin hayalini gerçekleştirmişler yani. Almanya'nın tam ortasında deniz yok. Adam Münih'in etrafından böyle ırmak geçirmiş. Böyle yarmış şeyi, oradan böyle şal şal sular akıyor. Bildiğin ırmak. Gürül gürül de akıyor yani. Suyu da koyuvermiş. Üstüne köprü yapmış. Üstüne ağaç dikmiş. Üstüne ev yapmış. Köşk yapmış. Böyle kilometrelerce yemyeşil akıp gidiyor. İnsanlar gelmiş. Onun etrafına toplanmış. Gençler denize giriyor. Kadınlar sere serpe sarılmış. Serilmiş. Güneşleniyor. Yanımdakine dedim ki ya bu tabloyu ben bir yerde tanıyorum yani. Yemin ederim Kur'an'da anlatılan tablo aynen bu işte. Altından ırmaklar akan köşkler, evler. Muhabbet eden insanlar. Kimse kimseye dönüp bakmıyor. Herkes doymuş, herkes özgür. Adam yaratmış, ulaştırmış, yapmış. Şimdi bizimki diyor ki, ya bunlara uğraşmaya ne gerek var? Sen git böyle yat, kalk, namaz kıl, yukarı memnun. Bunları zaten sana öbür tarafta verecek. Nerede verecek? Öldükten sonra. Bekle ki gelesin. Biz ne diyoruz? Cennetle cehennemle bunu demiyor muyuz kardeşim? Hem bu dünyayı niye aşağılıyorsun? Bak biraz evvel burada ne geçmişti? Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir dedi değil mi? Şimdi buna bakarak diyorlar ki ya dünya hayatı zaten oyun ve eğlence boş yani. Yani ırmak, köşk, işte park yapmak. Böyle bina yapmak, insanların yaşaması için çırpınmak falan bunlar boş işler yani. Yani pislik içerisinde böyle rezalet içerisinde dur böyle bol bol namaz kıl. Ya burnunu böyle kapat ört. Verecek zaten sana öbür tarafta. Zihniyet bu. Bu külliyen yanlış. Külliyen yanlış. Dünya hayatı oyun ve eğlencedir demek Kur'an literatürüne göre. Bak biraz evvel yukarıda neden bahsetti? Rızıktan bahsetti. Mekke'den Medine'ye göçülüyor. Rızık biriktirmek, mal biriktirmek, servet biriktirmek oyun ve eğlenceden ibarettir. Onu söylüyor. Kur'an'da dünya hayatı, dünya malı demektir. O bildiğimiz yeşillikler, pınarlar değildir yani. Dünya hayatı boştur. O zaman denize girmeyelim, plaja girmeyelim. Aman dünya hayatı kötü, aman uzak dur oralardan. Böyle dünyayı aşağılık gören, öyle bir şey yok ki. Allah yarattı dünyayı, niye aşağılasın ya? Hem Allah dünyayı yaratacak, plajları yaratılacak, dereleri, ırmakları, ağaçları. Hem de lanet olsun bu dünya hayatına diyecek. Ya dünya hayatına lanet olsun diyen sensin. Buradaki dünya hayatı dünya malı demektir. Yani şu tarla benim olsun, şu da benim olsun, bu da benim olsun.
Bu boş bir uğraştır. Eğlencedir yani. Tefahur enval. Tefahurun envalukum. Mallarıyla övünmek. Kendi aralarında böbürlenme yarışı. Tefahur beynekum. Aralarında böbürlenme yarışı. Mefahir. Yani en çok mal bende var. En çok tarla bende var. En güçlü benim. En şöhretli benim. En çok para bende var. Falan böyle etrafına bakın. Herkes bir şeyle övünüyor. Dünya hayatı oyun veren giderken budur. Bunu kastediyor. Yani bu böbürlenme yarışını bırakın. Bu biriktirme yarışını. Yayılın dünyaya yaşayın diyor. Ya işte bu kadar basit yani. Ne böyle biriktiriyorsun, benim olsun falan diyorsun. Nasıl olsa götüremeyeceksin. Ne peşinde onu koşup duruyorsun. Ve bu varken, muhabbet varken insanlar arasında onun hırsına kapılmak, onda yok bende niye var falan demek. Onun yanlış olduğunu söylüyor. Peygamber diyor ki, sizden birisi bir hırka verirse gömleğinizle beraber. Mesela ha, birisi geliyor peygambere diyor ki, ya Resulallah bu hırka ne güzel olmuş diyor. Hemen çıkarıyor ona veriyor. Hoşuna mı gitti? Buyur senin olsun diyor. Hazreti İsa diyor ki sizi birisi yükünü 1000 metre taşıtmak isterse sen 2000 metre taşı diyor. Birisi yanağına vurursa öbür tarafa dön diyor. Bunu da yanlış anlıyorlar. Bu da anlatmak istediği aslında çok yüce bir şey. Zulme katlan. Adaletsizle boyun eğ demiyor. Başka bir yerde başka sözler de söylüyor. Ben kılıçla geldim diyor. Yeryüzünde barışı sağlayanlara Tanrı'nın oğulları denecektir diyor. Bunlar hep sembolik tabirler. Orada ne kastediyor? Orada şunu kastediyor. Yani insanlar böyle bağırıp çağırırsa onun karşısında sus. Çünkü karaktersiz insanlar nefret ve öfke yüklü olurlar ve saldırarak var olurlar. Çünkü içi boş. Olgun insanlar güler yüzlü davranırlar. Olgun davranırlar. Adeta bir mangal gibidirler. Ne alsan içine alır. Ne alsan içine alır. Hepsini eritir. En bağıran adama bile tebessümle karşılar. Çok mu hırsızsın? Yani vurmayı çok mu istiyorsun? Hadi gel buraya da vur. Oraya da vurur. Doydun mu? Der. Doydun mu? Bitti mi? Tamam bittiyse beni dinle o zaman sen. Bu ancak söndürebilirsin. Yani hırsı böyle söndürebilirsin. Onu demek istiyor. Evet. Şimdi şurada bir şey vardı. Neyse onu birazdan onun üzerine duracağım. Peygamberi Allah gördü mü? Hayır. Kur'an-ı Kerim gözler onu idrak edemez. Gözler onu göremez diyor. Bu güneşe bakmak gibidir. Güneşe baktığın zaman kör oluyorsun. Çünkü arada enerji farkı var. Değil mi? Güneşe bakamıyoruz. Böyle gözünü aç güneşe. Açık bir günde bak bakalım ne oluyor. Sakın denemeyin de. Kör oluyor. O kadar uzak olmasına rağmen. Güneş böyle biraz yaklaşsa kavruluruz. Bırak bakmayı yaşayamayız. Allah dediğimiz şey kim bilir nasıl bir şeydir. Boyut farkı vardır, enerji farkı vardır. Gözler onu göremez, idrak edemez. Çarpılır. Yani güneşe baktığında nasıl çarpılıyorsun? Yani şöyle güneşe biraz yaklaşsa, dünya açısı değişse böyle, fokur fokur kaynamaya başlar. Daha da yaklaştıksa kimse burada yaşayamaz hale gelir. Yok eder bizi. Öyle bir şey. Yani bunu örnek olsun diye söylüyorum. Göremez. Ve görmemiştir. Gördüğüne dair herhangi bir beyanı da yoktur. Kur'an'da da gözler onu göremez diyor. İdrak edemez diyor. Peygamber arasında ayrım yapmak. Şimdi peygamberlerin risalet görevi açısından onlar arasında ayrım yapamayız. Çünkü biz onlar arasında ayrım yapamayız diye ayet var. La nüferruku beyne ahadim min rusili. Peygamberlerin birisi arasında, herhangi birisi arasında fark gözetmeyiz. Bütün peygamberler aynıdır. Bütün peygamberler bütün yeryüzüne gönderilmiştir. İsa bir bölgeye, İbrahim bir bölgeye gönderilmiştir de peygamber bütün dünyaya gönderilmiş diye bir şey yok.
Bütün peygamberler bütün dünyaya gönderilmiştir. Ama onların gücü o kadar yetmiştir. Peygamberin gücü de bu kadar yetmiştir. Aralarında yankı uyandırmak bakımından fark olabilir. Yaş fark olabilir, bölge fark olabilir. Deri rengi fark olabilir. Etrafına insan toplama bakımından sayı fark olabilir. Dünyada yarattığı yankı bakımından fark olabilir. Bir toplumu dönüştürme, toplumu ikna etme açısından fark olabilir. İbrahim tek başına etrafında 4-5 kişiden başka kimse toplanamamış. Ama peygamber bir düzeni değiştirmiş. Yeni bir sistem kurmuş. Medine'de insanları etrafına toplamış. Hazreti İsa 12 tane havarisi var. En fazla bir o kadar daha. 33 yaşında çarmıha gerilmiş. Dolayısıyla her birinin macerası, hikayesi farklı farklı olabilir. Ama Risalet görevi, söyledikleri şeyler ve muhatap aldıkları kitle hep aynıdır. Bir onlar arasında bir fark gözetmeyiz deniyor ayette, biraz öyle okudum. Adalet olmayan yerde din olur mu? Olmaz. Din olmayan yerde de dindar olmaz. Bu güzel bir soru. Şimdi adalet dinin temelidir arkadaşlar. İslam'ı bir şartla ifade et derseniz o da adalettir. Adalet varsa din vardır. Adalet yoksa orada din falan yoktur. Adalet herkese hakkını vermek demektir. Kimsenin hakkını yememek demektir. Hiç kimseye zulmetmemek demektir. Herkesin hakkını vermek derken canlılar, dünyada yaşayan çevre, doğa, su, ot, böcek, bitki, çiçek, kedi, köpek, hayvanlar, insanlar, en son insanlar. Herkesin hakkını vermek demektir. Hiçbirinin hakkını yememek. İşte adalet budur. Bu varsa dünyada veya bu varsa bir bölgede din vardır. Demek ki dindar aslında adaletli olan insan demektir. Merhamet, adalet, sakınma, nezaket, kibarlık, centilmenlik, klas bir duruş, asil bir ruh, gerçek dindarlık budur. Böyle namaz gösterisi, örtü gösterisi değil. Onları yapan yapar, bir şey demiyoruz. Ama onları din haline getirmeye karşı çıkıyoruz. Şimdi Cemel ve Sıff'ın savaşı sona kaldı. Sona kaldığı için burada uzun uzadıya bahsetme durumunda değiliz. 5 dakika kaldı. Cemel savaşı için 1 saat, Sıff'ın savaşında 2 saat konuşmam lazım. Tek kelimeyle bunlar acı olaylardır. Birinde Hazreti Ali peygamberin hanımı Ayşe ile Cemel'de, öbüründe de Muaviye ile karşı karşıya gelmiştir. Birinde 10 bin kişi, diğerinde 90 bin kişi ölmüştür. Çok acı bir olaydır ve iç savaştır. Tam bir iç savaş. Birbirine girmişlerdir. Buna bakarak birçok kişi dinden dönmüştür. Bu dinde de iş yok. Halbuki biz fekku rakabe, kölelere özgürlük diye peygamberin Mekke'de çıkışına bakarak çok güvenmiştik. Bütün yetiştirdikleri birbirine girdi. Diyerek İslam ümmetini bütün dünyaya rezil rüsva etmiştir. Acı bir olaydır ve bir sürü ders çıkarılması gerekir. Ve ders çıkaran da yok bakıyorum. Hala böyle eski şeyleri devam ediyor. Şimdi bütün olaylar başka milletlerde de vardır. Sadece İslam dünyasında değil ki. Hatta başka milletlerdeki olaylar İslam dünyasından daha fazladır. Çatışmalar, iç savaşlar, 100 yıl savaşları, 33 yıl savaşları, bitmek tükenmek bilmeyen kanlar. Ama onlar bir dengeye ulaşmış. Biz hala daha onun şeyle bocalıyoruz. Onun tecrübelerini çıkarmakla bocalıyoruz. Tarihte kalmış ayrılıklar vardır. Onları terk etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim sürekli ataların yolunu sürdürenleri, tarihte kalmış ayrılıkları devam ettirenleri, eski kabile savaşlarını sürdürenleri, eski kan davalarını devam ettirenleri hep kınamıştır. Demiştir ki, onlar derler ki biz atalarımızdan bize kalanı uyarız.
Ben de size diyorum ki ben de Allah'ın indirdiğine uyarım. Önemli olan Allah'ın indirdiğine uymaktır. Evet, bununla bitirelim isterseniz. Bugünkü programımızda burada sona eriyor. Ha, şunu söyleyecektim. Girişte dedim ki hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun. Hangi ulusa ait bir atasözüdür? Hangi ulusa biliyor musunuz? Bilgisi olan var mı? Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun. Japon atasözü. Bu söz, Japon atasözü, Ankebut suresinin 65. ayetinin ifadesidir. Baksana gemiye bindiklerinde dini Allah'a haskılarak ona canı gönülden nasıl da yalvarıp yakarırlar. Fakat kendilerini karaya çıkardık mı hemen onu unutup, onu bunu tanrılaştırıp şirk koşarlar. Yani nankörlüğü anlatıyor. Nankörlük. Kişinin Allah'a karşı nankörlüğü. Sıkıştığı zaman Allah diyor. Ama bolluğa kavuştuğu zaman hemen başkasına yönelip onu Allah'a şirk koşuyor. Nankörlüğü anlatıyor. Yani soğukta, sıcakta ağacın gölgesine sığınıyor. Hay şu Allah, bu ağacı kim yarattıysa Allah ondan razı olsun. Ya Rabbi iyi ki bu ağacı yarattın. Gölgelendik diyor. Havaya soğuk da güneş kaybolunca, gölgeye ihtiyacı olmadığı zaman da unutuyor. Dönüp bakmıyor. Vefa sadece bir semtin adı değildir. Bir Kur'an kavramıdır. Esaslı bir ahlaki duruştur. Vefa bozacısı kışın iyi çalışır. Yazın ararsanız bozayı bulamazsınız. Bizim geçenlerde yaptığımız gibi. Evet. Şimdi son olarak afişler var. Onları hemen bakalım. Gelecek hafta yeryüzü sofraları nerelerde? Onları bir görelim. Son hafta yarın Denizli'deyiz. 17 Haziran Cumartesi 20'de Çınar Meydanı Belediye Önü Denizli. Yeryüzü sofrası olacak. Belediyenin önünde Çınar Meydanı'nda yeryüzü sofrası. Ayrıca Halikarnas kitapçısı var. Orada kitaplarımı imzalayacağım. Kitap evinde 1-2 saat öncesinden başlayacak. Kitaplarımızı imzalamaya başlayacağız. Kitap imzasından sonra da Denizli'de burada Çınar Meydanı Belediye önünde yeryüzü sofrası olacak. Bir sonraki gün Cumartesi, yarın yani bu. Kadıköy'deyiz yine. Pazar günü 18 Haziran Pazar saat 20'de Bahariye Caddesi'ndeyiz. Bugün oradaydık. Pazar günü de orada olacağız. Bu sene Kadıköy'de çok yeryüzü sofrası oldu. Bu 4. oluyor herhalde. Sağ olsun Kadıköylüler bu işe çok rağbet ediyorlar. Çok sevdiler. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi. Ama benim üzüldüğüm bir şey var. 2 defa Diyarbakır Sur'daki yeryüzü sofrası iptal oldu. Benim gidişim iptal oldu yani. Çeşitli mazeretler çıktı ortaya. Keşke oraya da gidebilseydim ama bu yıl ona maalesef olmadı. Evet, devam ediyoruz. Sonraki gün yeryüzü sofrası Salı günü Ordu'da. Buralara ben katılacağım. Katılacağım yerleri size söylüyorum. Afişlerini gösteriyorum. 20 Haziran saat 20'de Salı günü Atatürk Anıtı önü belediye karşısı Altınordu Ordu adresinde. Ordulara buradan selam ediyoruz. İnşallah Salı günü orada görüşürüz. Sonra yeryüzü sofrası Ankara'da. Ne zaman? 20 Haziran Salı. 20 Haziran Salı mı yazıyor? Biraz önceki neydi? Doğru mu bunun tarihi? 20 Haziran Salı. Bu
Biraz da belki orduyu gösterir misin? Ayın 19'u salı günü olmuyor mu? Bu 19 ara Haziran salı mı? Tamam, 19 Haziran pazartesi. 19 Haziran pazartesi ordudayız. Düzeltiyoruz. Evet, düzeltme yapıyoruz. Bir dakika, şimdi tarihleri yanlış yazmışsın Hakan. Yani bak şimdi bütün Türkiye'ye yanlış tarih verdiriyorsun bana. 19 Haziran pazartesi. Tamam. 19 Haziran pazartesi orduda. Değil mi? Yok. 20 Haziran Salı Ordu doğru. Ankara'da yanlışlık var. Bir sonraki günde yani 22'si oldu. Ama bu tarih 20 Haziran Salı doğru mu? Bu doğru. Doğru. Tamam. Doğru. 20 Haziran Salı Ordu'da. Evet. Şimdi geçiyoruz. O zaman bu 22 olacak. 22, evet. 22 Haziran Perşembe olacak. Yanlış yazmış. Tarihi yanlış yazılmış. Ankara'da yeryüzü sofrası 22 Haziran Perşembe günü. Saat 20'de Konur Sokak. Konur Sokak. Kızılay, Çankaya, Ankara. Kızılay, Çankaya, Ankara. Evet. Sonrası tamam. Bir de Sakarya'da yeryüzü sofrası var. Evet. Onu da afişi yok ama sosyal medyadan duyuracağız. Benim internet sitesini ve Twitter sitesini takip ederseniz oradan duyururuz. Bazen Diyarbakır örneğinde görüldüğü gibi değişiklikler oluyor. İptaller oluyor. Karışma oluyor. Bir anda 3 yerde, 5 yerde hatta 7-8 yerde birden yeryüzü sofrası oluyor. Biz de iyice şaşırıyoruz. Nereye gideceğimizi şaşırıyoruz bazen. Tarihler de işte böyle zaman zaman karışıyor ama düzeltmiş olduk. Twitter ve Facebook sayfalarından takip edebilirsiniz gerisini. Evet, şimdi bugünkü programında sonuna geldik. Şimdi Macit'ten son bir parça dinleyeceğiz. Daha sonra biz burada iftarımızı yapacağız ve buradan dağılacağız. Sahurumuzu yapacağız. He, iftar mı dedim? Evet. Sahurumuzu yapıp buradan dağılacağız. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum.
komşu açken sen tok yatıyorsan, biri yerken öbürü bakıyor ve hiç kırın kıpırdamıyor. Sen Allah'a inanmıyorsun. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Bunlar Kur'an'ın temeli. İşsizlik %300 artmış. Neden? İslam'dan mezhep diye bir şey yok, tarikat diye bir şey yok. Nereden geliyor bu değirmenimizin? Emaneti ehline verin. Ben ihtiyacı neye göre bileceğim? İnsanların dini kullanarak diğer insanları yönetmeye kalkması. Buna ne kadarını vermem gerekiyor? Cami ve cemevi bir midir?